Beyaz Futbol'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Gerçekten de Rusya'yı elimizden kaçırdık. Ve bir birlik beraberlikle Rusya deplasmanından dönüyoruz. Son 3 maçımızda berabere kaldık. Ahmet Çakar'ın bir telefon konuşması vardı. Hocam kimle konuştunuz? Yazılımı yazdırıyoruz hocam. Sürpriz. Afrika ile mi bu bağlantı hocam? Olabilir. Afrika, peki. Afrika'da çok popüler hocam. Evet, teaserlarımızda gördünüz. Samat da Beyaz TV Derin Futbolu paylaştı. Bu konuya gireceğiz. Ve sonrasında bir Halil Dervişoğlu olayı var. Marcao'dan tokat yedi mi yemedi mi? Milli futbolcu Beyaz Futbol'a konuştu. Sezgin Gelmez'le özel bir röportaj yaptı. Herkes işte biriyle konuştuğunu iddia etti. Kimisi Tolunay Kafkas'ta, kimisi milli takımdan başka birileriyle, ama biz direkt olayın kahramanıyla konuştuk. Halil Dervişoğlu birazdan Beyaz Futbol'da olacak. Ve tabii ki Mustafa Cengiz, Rasim Ozan'ın protestosu sonrası özel bir röportaj verdi. O röportajda Rasim Ozan'ın TFF protestosu ile ilgili neler söyledi, hepsini ekrana getireceğiz. Sinan Engin hoş geldiniz. Hoş bulduk Onurcuğum. Rasim Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Onurcuğum. Abdülkerim Durmaz hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Ahmet Çakar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, hemen milli takımla başlayalım. Bu bahsettiğim konulara gireceğiz. Tüm Türkiye merakla bekliyor. Bir haftadır bunları konuşuyor. Sinan Engin milli takımı nasıl buldu? Şu anda en çok eleştirilen şey Cengiz niye oynamaz gibilerinden. Sinan abi ilk ona cevap versin. Futbol çok enteresan bir oyun. Eğer Cengiz ikinci yarıda böyle oynamasaydı kimse bir şey söylemeyecek. Değil mi? Evet. Ama Cengiz hakikaten çok müthiş bir oyuncu. Yani var olan bir yetenekleri var bu çocuğun. İlk transfer olduğunda müthişti Roma'da. Sonra bir sakatlık falan filan bir sendeledi. Herhalde hoca, şimdi şu oyunu gördüğün zaman birinci yazarsın tahtaya. Yani aynen. Burak Yılmaz'dan bile önce yazarsın. Santifa golcünden yani. Futbol Hakan Çalhanoğlu'ndan şu oyunu gördükten sonra. Çünkü oyunu değiştirdi. Tamamıyla oyunu hızlandırdı. Oyunu süratlendirdi. Şutlar, pozisyonlar tamamıyla Cengiz Ünder oyunu oldu ikinci yarı. Şimdi tabii elimizden mi kaçırdık diyemeyiz. Onların da çok net pozisyonları var. Aynen. Bizim de var. Onların da çok kırılma anlarında önemli pozisyonları var. Ama bizim de bireysel pozisyonlarımız var. Onların organize ataklarıyla pozisyonları var. Kim bizim bireysel pozisyonlar? Cengiz'in şutları var. Vurduğu şutlar var. Ben bir takım beğendim. Her şeyden önce iki tane aslan var arka tarafta. Müthiş. Ne o? Merih'le Merih ve Ozan. Ozan. Müthiş oynuyorlar. Yani. Son pozisyonda offside çaldı mı? Hakem çalmadı değil mi? Pardon, foul çaldı mı Zeki'nin pozisyonda? Çalmadı galiba. Ben içeri giriyordum buraya. Çalmadı değil mi? Burak'ın zaten foul verdi. Yok Sinan. Zaten yok foul. Şöyle bir şarj ama var ya. Ama oyuncu kendisi kurnaz atağı kesemeyeceğini anlayınca bizim Zeki'nin önüne ona ne derler değil mi? Ezdi geçti Zeki. Çalmadı. Yani belki de çalabilirdi gol olsaydı. Bilemeyiz. Yani gol olsaydı çalabilirdi de. Ben milli takımı beğendim. Milli takım derli toplu oynadı. İkinci yarı iyi oynadı. Evet. Bizim iyi futbolcularımız, yetenekli oyuncularımız var. Bireysel yetenekli oyuncularımız var. Bu tabii bunları arka arkaya oynatmak lazım bu oyuncular hep beraber. Şimdi Rus takımı organize bir takım. Çok bireysel olarak çok üst düzey yetenekliler. Hepsi ağırlıklı Avrupa'da oynuyorlar. Ama bizdeki yetenekli oyuncular daha fazla. Onun için ben milli takımımızı beğendim. Şenol Hoca gerçek nihayet 11'ini bulamamış. İkinci yarı bir anda Ozan Tufan öne çıktı. Daha oyun hızlandı Cengiz'in girmesiyle. Hakan daha rahat oynamaya başladı. Dolayısıyla Burak arkadaşlarını da oynatmaya çalıştı. Yani çok istediği pozisyonları alamasa bile arkadaşlarını da oynatmaya çalıştı. Kısacası bu milli takıma inanmak lazım, güvenmek lazım ve arka arkaya ısrar etmek lazım. Yani bir 11'i işte 13'ü seçip bununla ısrar etmek lazım. Yani herkesin birbirini tanıması lazım. Bu an durumunu da bir ekrana verelim Serkan. 11'imiz doğru düzgün belli değil. 11'imiz belli değil. Evet. Yani aslında baktığın zaman kulübede hazine var yani. Kesin ya. Yusuf Enes oyuna giriyor. Sonradan giriyor. Abdülkadir giriyor. Yani bayağı iyi bir genç bir futbolcu topluluğumuz var. İyi bir jenerasyon yakalandı. Bu arada Macaristan'da Sırbistan'ı yendi deplasmanda. Yakalamışız. 1-0.
Şimdi tabii önemli olan bizim için tabii Sırbistan'ı yendiğimiz zaman bir anda yukarıya doğru çıkacağız. Eğer Sırbistan'ı yenemezsek çarşamba günü aynı şekilde sorun yaşayabiliriz. Sonuncu ama, olmamak önemli burada, düşmemek gibi, için. Dediğim gibi arkadaşlar, ben özetlersem milli takımı beğendim. Hı hı. Milli takımın özellikle ikinci yarı oyunu alkışa değerdi. Şenol Güneş altyazıda yazdığınız gibi gerçek 11'in hala bulamamış diyebiliriz. Ahmet Çakar ne düşünüyor? Bu kadroyla çıktık şimdi bugün maça. Maç bir bitti, kötü sonuç değil. Ama Rusya'ya baktığımız vakit asla bizden iyi değil. Takım değil. Falan ağlardık hocam. Yaşlı. Organize takım. Tabii yaşlı. Ortalaması çok yüksek. İlk 20 dakika 30 dakika boğdular. Ondan sonra zaten yürüyecek halleri kaldı. Biz zaten kontrolü var. Yıldız olmayan. Şenol Güneş'e ağır eleştirim var. Elinde Cengiz Ünder gibi bir adam varsa onunla başlayacağız. Aynen. Sakat değilse, kenarı, efendim bacağı, kenarı, şusu busu aksamıyorsa onunla başlayacaksın. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Onların da pozisyonu ama biz de kazanabilirdik. Ama şu var. 3-4 tane oyuncumuz var ki Cengiz bunun başında geliyor. Hakan. Sağbek, Zeki, iyi oyuncu. Meri. Ozan. Çok yarasıyla ama çok faydalı bir oyuncu Ozan Tufan. Meri. Meri'yi zaten saymıyorum. Onlar çok çok önemli. Dışarıdaki Çağlar. Hocam, efendim. Yani düşün hocam, bugün en bitik oyuncumuz Burak gibiydi. Öyle düşün. Hocam gurbetçilere dua etmek lazım. Şeyi de unutmayın. İki maçtır iki gol atıyor. Kenan Karaman diye bir oyuncu var. Evet, İkisinde de vuruşlar. Çok soğukkanlı. Çok yetenekli çok ama. Çok yetenekli. Yani bir de geniş alan oyuncusu. Evet. Çok bakma önde oyunu. Önün için fazla pozisyon bulamıyor. Evet. Geniş alanda. Yani Kenan Karaman'ı da çok iyi yabana atmamak lazım. O çok sanki iyi. Geri planda gibi tutuyorlar çocuğu. Bravo, çok iyi futbolcu. Yani bence çok iyi futbolcu Kenan Karaman. Cengiz Ünder olayına sen sözü ne diyorsun? Sözü aldım ama Ahmet Hoca konuşuyor. Problem değil. Artık biraz ben böyle davranmak istiyorum. Böyle sonuna kadar dinlemek istiyorum arkadaşlarımı. Şimdi ben çünkü bugün biliyorsun Onur bir yerde yemekteydim. Heh. Yemeğe davetliydim. Evet, onu vurgulayalım. Erol hocamızın sağ olsun Fenerbahçe kulübünün de şeyle. Organizasyonu. Bir muhabbet toplantısı. Basına kapalıydı. Böyle sohbet toplantısı yemekli kulüpte oradaydım. Maçın ilk yarısını seyredemedim. Yoldaydım. Ama ilk yarısını seyredemediğim için Sinan'ı aradım. Ahmet Hoca'yı aradım. Aynen. Dediler ki kısaca özetlemez gerekirse şanslıydık biz açız. Yani kötü bir oyun vardı. Evet biz bir mağlubuz ama şanslıydık 3-0 normal olabilirdi maç deyince. Yani kötü bir 45 dakika geçtiğini ama anladım. Ama kayıptı senin için seyretmemek. Yani maçın ilk yarısında kötüymüşüz onu zaten söylemeye abacım, çalışıyorum. Zaten abacım Şenol Hoca şimdi, kontrollü bir oyun. Kontrollü bir şimdi söyleyeceklerim ikinci yarıya ait olduğu için hani tezat olmasın diye. İlk yarısı kötüymüş takımın. Ben ikinci yarı seyrettiğimi 45 dakikayı yorumluyorum. Ahmet Hoca'nın dediğine çok haklı bir yani katılıyorum çok haklı bir görüş. İki takıma böyle baktığın zaman yani takımların ismini düşünmediğin zaman beyazlarla kırmızılar oynuyor. Belli ki beyazlı o çocuklar daha kırmızılı yetenekli. Çocuklardan daha yetenekli futbolcular. Bunu zaten biraz futbolla aynen, işi olan aynen, herkes aynen, bu aynen. Anlaşılıyor. 45 tabii, dakikaya bakınca tabii. Bunu görürsün. Şimdi zaten geniş Sinan anlattı. Ahmet Hoca anlattı. Seyircilerimizi sıkmayalım. Benim bir tek eleştirim var milli takımıza. Bu bir tek eleştiriyi de küçük gibi yaptım da aslında büyük bir eleştiridir bu. Biz üst düzey milli takımlarla artık bir Avrupa şampiyonası olacağız ve oralarda olmak istiyoruz değil mi? Üst düzey milli takım olmak istiyorsa Almanya maçı da dahil bu kadar çok gol pozisyonu veremezsin. Evet. Bak defansta iki tane aslanımız var diyor Sinan. Ona rağmen eğer 3-4 tane adamlar %100 kaçırıyorsa ikinci yarıda var benim gördüğüm. Tabii, hele tabii. Bir pozisyonda Mert iki kere kurtardı. Aynen. Şimdi 5-6-7 tane pozisyon veriyorsan gol yiyorsan Almanya maçı keza 3-3 bitti ama 3 gol yedik. Biz de gol kaçırdık. Adamlar da kaçırdı. Yani Almanya'nın da bir 8-9 pozisyonu var. 3'ü golle bitti. Evet. Almanya'yla olur. Tabii ki olur ama şunu da göz ardı bak gerçekçi olalım. Alman milli takımında o gün bizde oynayan Alman milli takımında bir tane bilinen oyuncu var milletin gözünde. Draxler değil mi? Paris Saint Germain'deki. Draxler. Bu Draxler bile normal Alman milli takımının ilk 11 oyuncusu değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani Almanlara 3 gol attık falan değil. Sen o takımdan 3 gol yiyip 3 tane 4 tane pozisyon niye verdin? Eleştiri mi? Eleştiri. Ama şunun için eleştiri. Ben artık her turnuvaya katılan bu yetenekli oyuncularımızı yakalamışken her turnuvaya katılan üst düzey takımlarla başa baş oynayan bir takım olmak istiyoruz. Bütün Türkiye halkımız bunu istiyor. O zaman bu üst düzey takımlar bakın İtalya değil mi? Oyuncu olarak İngiltere olarak
çok kaliteli isimler durmaz. Var tabii iyi oyuncular. Ama ekol vardır, ekol. Mesela, evet. Gelenek mesela, vardır. Evet, gelenek yok. İngiltere yenilir. 1-0 yenilir. 8 tane pozisyon vermez ama. Tabii. İtalya yenersin ama göbeğin çatlar. Sana 3 tane zor pozisyon verir. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Bizim defansta bu olgunluğu yakalamamız lazım. Yok. Bir bakıyoruz 10 kişi defans yapıyoruz. Ona rağmen bir şey oluyor, herif karşı karşıya kalıyor mesela. Sen hatta bir pozisyonda offside yok mu dedin. Ne kadar bomboş bu İkinci yarı sonlarda. Olmaz artık. Üst düzey bir takım orada. O dakikada bir çuval inciri affedersin. Berbat edersin. Üst düzey değil evet. işte. Yani onu, ama işte bunlar. Peki ama ben, oraya bunlar, bir pat alıp. Bunlar çalışmalarla, defansta duruşlarla falan gidebilmesi gereken şey. Biliyor musun? Bu arka arkaya oynamayla. Heh. Bakın şu 11'e. Şu çıkan 11'e. Takım değil şu an. En fazla arka arkaya bir ikinci maçtır. Toplama. Yoktur üçüncü maçı. Toplama takım. Şu takım. Onun için söylüyorum. Bir devamlı bir 11'ini seçecek. 11-12 neyse. 13. oyuncusunu seçecek. Gireni çıkanıyla. Ve bunlar ısrar edecek. Ben eleştirimi söylüyorum. Hoca omurga, yapacak. Bu dediğini hoca yapsın. Bu. Ama bu bizim hastalığımız. Yıllardır biliyorsun bu takım savunmasında. Hep hastalığımız i̇şte yani. Onun için hep bir gittik bir gitmedik. Yani hiç üst düzey bir takım olamadık. Bir üçüncü olduk sonra üç defa katlamadık. İşte bir daha üçüncü olduk bir daha üç defa katlamadık. Biz bu kadar gol pozisyonu veriyorsak veya gol de yiyorsak girdiklerimizi öndekiler niye veriyorsundur? Daha fazla hücum ettiği için. Çok adamla hücum ettiğin için. Çok adamla hücum ettiğin zaman arkada boşluk bırakıyorsun. Dönemiyorsun. Kontra yiyorsun değil mi? Dolayısıyla ne yapman lazım? Gittin mi yazman lazım. Tabii. İşi bitirmen lazım. Evet. Yani en az milli takımımız iki tane üç tane en kötü ihtimalle gol atması lazım. Yani şimdi çok üst düzey takım değil Rus takımı. Değil tabii. Yani, daha önce, yani, daha sonra tabii. Onu söyleyeyim. Daha mesela İngiltere, İspanya, İtalya 3 tane atamazsın yani. Ruslarla ciddi böyle, bir maçta. Ruslarla böyle gerçek Alman bir takımına 3 gol falan atamazsın. Galeden o yerli mi? Tabii yani daha üst düzey takımlarla oynadığın zaman tabii bu kadar rahat olamazsın. Onun için ama yine de iyi bir jenerasyon yakaladık. İyi yoldayız. Evet. İyi futbolcularımız takım var. Takım olmamız lazım. İyi futbolcularımız var. Tabii bunların çoğunun da Avrupa'da oynadıkları için bu çocuklar tabii. Avrupa'daki kulüplerde disiplinli takımlar olduğu için evet. Ondan dolayı bakın Türkiye liglerinde tabii bizde de yabancı sayısından dolayı da çok fazla da şey yok biliyorsun. Almanya ne kadar bizi kurtar değil mi? Şans bulamıyorsun tabii. Almanya'daki gurbetçi oyuncularımız çok şans bulamıyorsun oynatmaya oyuncularını. Dolayısıyla yani Avrupa'da oynayan, yurt dışında oynayan oyuncularımızın formundan dolayı şu gün milli takımımız iyi durumda. Ben Lucescu ile karşılaştırdım. Milli takımı bıraktıktan sonra bana neler söyledi Lucescu. Şu hani bazı oyuncularla ilgili. Yani şu şöyle bu böyle. Ay, şu artık bitmiş şöyleymiş böyleymiş falandı filandı. Yani onun için bazı oyuncuları aslında Lucescu'nun zamandaki oyuncular çoğu biliyorsun. Tabii. Çoğunu Lucescu. O milli yapı. Bu yorumu yapanlar da var. Lucescu'nun takıma katkısı oldu. Sonra milli takım tabii Şenol Hoca'yla. Abi dediğim gibi desteklememiz lazım milli takımımızı. İyi sonuç aldık. Evet. Kötü bir sonuç değil. Tebrik ederiz Şenol Güneş ve talebelerini. Tabii bugün öyle de, milli maç. Hala şunu söylemediniz. Bu Cengiz Ünder nasıl oynamaz kardeşim? Tamam, bundan İlk sonra nasıl girmez? Rasimciğim. Haklı soru. İşte bu bundan sonra oynayacak. Şimdi söke söke oynuyor derler ya. İşte böyledir. Aldı artık. Şimdi Sırbistan maçında Cengiz'siz çıkabilir misin? Mümkün değil. Mümkün Bitti. Değil. Formayı aldın. Evet. Bitti. Peki başlamaması aynen. Büyük ama bir hata bir değil taktiktir. Mi? Taktiktir. Taktik mi? Düşüncedir. Belki ikinci arayana yorulur bir takım. Evet. Üstümüze gelir. Kontra yapar. Belki o düşüncede oynattı Şenol Hoca. Ama o düşünce isabetli bir teşhis olmadı. Değil. Ama ne olursa olsun Cengiz Ünder sabahtan akşama kadar böyle durumdaysa bu durumdaysa taktik maktik yok. Cengiz Ünder her türlü oynar. Şenol Güneş'in açıklamaları tamam, gelmiş Rasim. Hocam. Cengiz Ünder ikinci 45 dakika seyretir. İlk 45 dakika adam yok ki. Böyle bir şey var mı ya? Ya taktik ya taktik ne stratejisi ya. İlk devreyi seyretmedin kayıp değil. Tabii rezil bir maçtı. Bir saniye. Şenol Güneş demiş ki yazık oldu 2 puan kaybettik. Kaybettik İkinci yarı için oynatmıyorsun Cengiz Ünder. İkinci yarı için katılıyoruz. Şunu diyemez mi teknik adam? Bak siz iki milli futbolcusunuz bir milli hakem. Kendisi bilir söyleyemez. Şunu diyemez. Diyemez. Ya ben şu raconu. Çünkü de abi Jürgen Klopp falan neler diyor abi. Liverpool'un teknik direktörü hayranım ben ya. Adam filozof bu şey mi belli değil. Neler diyor adam. Hatta yaptım rezil oynadım falan ki. Çok iyi çok üst düzey teknik adam. Evet. Seçimlerimde hata. Şimdi bugün Güneş, Rasim. Cengiz Ünder ilk 11'i oynatmamak bu hata yaptı. Rasim'in de bugün futbol konuşacak. Bunu dese. Bir dakika. Türkiye olunca dayanamıyor insan. Bunu dese. Bunu dese büyümez mi? Tabii ki. Büyür abi. Ama Türk antrenörün geleneğinde böyle bir şey yok. Türk antrenörün değil. Anladın ikinci sınıf antrenör olarak. Yapmışsa bir hata sebebi vardır. Anlatır. Öyle vardı böyle vardı. Hep başkaları suçlu. Kıla acıyordu. Hep başkaları suçlu. Ters döndü. Onun için o başlamadık risk etmedik. Onun için Türk antrenörü. Evet.
11'i seçimde yanlış hata ettim. Yanlış yaptım diyeceksin ya. Yani evet. Aynen. Ya, Jürgen Klopp ne olabilir ya? Peki şimdi basın toplantısı abi, basın mensubun arkadaşlarımız muhtemelen sorarlar. Mutlaka sorulacak. O da Cengiz Ünder. Peki öyle dese büyümez mi sence? Sen de belki öyle değildir. Belki öyle düşüncesi yoktur Rasim. Belki düşüncesi yani bir B plan olarak görüyordur. Şimdi bugün biraz tabii milli maç nedeniyle geç girdiğimiz için süremizi de tasarruflu kullanmak zorundayız. Ahmet Hoca gülümseyerek bir şeyler yazıyor. Ahmet Hoca yine Samata ile mi mesajlaşıyor? Belki de bir sürpriz birazdan gelebilir. Evet, şimdi Rusya'dan açıklamalar geldikçe milli takıma döneceğiz. Ama dediğim gibi süremizi tasarruflu kullanmak zorundayız. Yine milli takımla ilgili bir konu. Marcao ile Halil arasında bir sıkıntı çıktı ve biz Halil Dervişoğlu'yla bir röportaj gerçekleştirdik. Hazır milli takımı konuşuyorken Halil'in bize verdiği, beyaz futbola verdiği röportajı çok geç olmadan ben ekranlara getirmek istiyorum ki tabii. Şu bilgi kirliliğinden bir kurtulalım. Bakalım Marcao kendisine tokat atmış mı, atmamış mı? Maç yağmur nedeniyle mi sona ermiş yoksa başka bir sebeple mi sona ermiş? 5 numarayı bir ekrana getirelim. Ümit Milli Takım kavga dosyasını açalım. Neler düşünüyorsun? Senin hakkında çok şey söylendi. Sen sadece bir Instagram açıklamasını yaptın. Onu bütün Türkiye gördü, okudu. Ama senin ağzından duyabilir miyiz? Galatasaray maçında neler oldu? Vallahi abi yani o maçta yani her maçta olduğu gibi yani bir pozisyon sonrası ben Marcao'yla ikili mücadeleye girdim. Yani birbirimize içme kalkışma oldu ama nasıl diyeyim öyle bana bir darbe ya da başka bir şey. Hiç, tokat deniyor özellikle yok, tokat hiç, deniyor. Hiç söz konusu bile değil. Bir de başka bir şey var. Bana zorla öyle bir şey yazdığımı söylüyorlar ya da iddia ediyorlar. Bana kimse böyle bir şeyi zorla söylettiremez. Hele ki benim formamda ayıldızlı forma giyiniyorsam kimse bana böyle bir şeyi zorla söylemez. Böyle bir darbe almış olsam ben kendim herkese bunu derdim tabii. Ama böyle bir darbe yok. Böyle bir şey de olmadı. Yani ben sadece o gün doğruları söyledim ve başka da nasıl diyeyim ya da niye bu kadar büyüttüğünü yani anlamıyorum ben de. Ama evet yani o kadar. Oyun ondan sonra kısa bir süre durdu herhalde. Oyun ondan sonra iptal edildi diyenler var. İptal edildi mi? Oyun zaten ondan sonra biz Marcao'yla el verdik birbirimize. Hoca bize sarı kart verdi ikimize. Oyuna devam ettik. Ondan sonra 5'e 10 dakika sonra hoca maçı bitirdi yani. Hem zemin kötüydü hem de yağmur da çoğalmaya başladı. Hakem maçı bitirdi. O sırada herkes içeri girdi yani. Durumu İki tarafın anlaşmasıyla herhalde maç bitirilmiş. Valla onu ben bilmiyorum. Ben sadece hakemin düdüğünü çaldığını gördüm. Herkes içeri girdi. Zaten yağmur dolayı herkes içeri fırladı. Bir hazırlık maçında oyunun o kadar sert geçmesini neye bağlıyorsun? Yok abi işte daha güzel işte. Ne güzel hazırlık maç yaptık. Bize İngiltere'ye göre bir yani bir rakip bulmalıydık. Onu da sağ olsun Galatasaray diye bir takımla yapabildik. Öyle yani. Memnunuz hazırlık maçtan. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Sağ olun. İyi yolculuklar. Sağ olun. İngiltere karşısında da başarılar. Evet, Halil Dervişoğlu olayı anlattı Sezgin Gelmez'e. Gerçekten güzel bir röportaj. İki gündür Türkiye'nin konuştuğu bir olay. Ahmet Hocam sen nasıl görüyorsun bu olayı? Ya şimdi bana göre bu cumartesi oldu değil mi olay? Dün. Yok, cuma akşamı. Cuma oldu. Cuma birden akşam. Böyle sosyal medyada Marcao çocuğu tokatladı, mokatladı. Ortalık karıştı bir yandan. TT Lisesi, Marcao ceza almalı, Marcao elin kırılsın falan gibi hamasi şeyler. Lan ne oluyor dedim. Marcao acaba bir vatandaşı mı dövdü dedim önce şeyde görünce. TT Lisesi'nde. Sonra içini açınca şeyin Ümit Milli maç Galatasaray maçında bir tokat oldu diyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Fakat şimdi çocuk diyorsa ki tokat yok. Hakem diyorsa ki tokat yok. Evet. Efendime söyleyeyim. Gözlemciler. Gözlemci olmaz o maçta. Ya gözlemci değil. Diğer oyuncular. Tokat yani. Yok bir şey diyorsa özel tokat maç. Yoktur. Özel tokat maç. Yok. Özel maç zaten. Tokat yoktur. Bu kadar basit. O çocuk uyduruyor mu? Çocuk uyduruyor mu? Ya bunu raporda da ki, tokat yok hocam. Tamam yani, bunu söyleyeyim. Bu nereden var. Çıktı? Bir defa onu söyleyeyim. Bu sosyal medyada. Heh, anlat hocam. TT Lisesi'ne girecek olan. İlk olarak olayı, yanlış hatırlamıyorsam Fanatik gazetesinin hesabı üzerinden çıktı bu haber. Resmi hesapta. Onun üzerine patladı.
Ama keşke bu haber çıkmadan maç yağmur nedeniyle yarım kaldı diye hem Galatasaray hem Futbol Federasyonu bir açıklama yazsaydı. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu maç ikinci yarının 27. dakikasında yağmur nedeniyle yarım kalmış. Hı-hı. Ben ona inanmıyorum. No. Bu maç yağmur nedeniyle yarım falan kalmadı. Çünkü dün İstanbul'da veya Cuma günü öyle İstanbul'da yarım bıraktıracak. O ne biliyor musun? Nedir hocam? Bir hır çıktı. Tabii tabii. Bak, bir hır çıktı. Tabii. İtişmeler, kakışmalar, belki küfürleşmeler oldu. Ateş olduğun yerden duman çıkmaz. O hırstan sonra bir daha devam etti. Bravo. Bir daha tekmeler. Bravo. Oyun devam etti. Hı. Baktı ki sağda kaygan. Allah, millet Allah, birbirinin ağzına burnuna basmaya başladı. Bravo. Hissedersin onu. Kim olarak hissedersin? Hakem olarak hissedersin. Ama maç 90 dakika bitecek. Hakem değil hocam. Hocam, kenarda hocam, Fatih Terim. Kamerada yok. Hocam. Hocam. Hiçbir yerde onu. Hakem değil. Yok. Aynen çok doğru yok, anlatıyor. Devam ediyor. Sadece fotoğraf. Şimdi bir soruşma. Bir kamera kaydı olması lazım. Yok, eşyanın maalesef tabiatına aykırı. Galatasaray ile Ümit Milli Takımı maç yapmaz abicim. Kere maç yanlış. Değil mi? O maç yanlış. Olmaz. Olmaz. Yani Galatasaray'ın yıldız oyuncuları var orada. Genç çocuklar. Sert girebilirler. Bir şey olabilir. Kendilerini göstermek isterler. Bir olmuştur. Bitme kalkma olmuştur. Bu yaşamışızdır. Bunlar hep olmuştur. Bunlar hep olur. Apo da bunu yaşamıştır. Kendi olmuştur. Futbolcu çok olmuştur. Bunlar oynadığı zaman bir paf takımlarla oynarsın. Ayağına basar senin. Lan falan yaparsın. Falan filan çok böyle kızarsın, bir. Kızarsın Çalım atanı döverdim. Şimdi marka oyla bu olay genç yaşanmıştır. Tabii genç takımda. Tokat değildir ama hocam. İtiş kakış birbirine dalmışlar. Ne yapıyorsun lan gibi. Bir gerginlik olmuştur. Sağ da ağırlaşmıştır. Doğru. Sağ da ağırlaşmıştır. Zaten bu çocuk Marko'ya, eğer Marko'ya bu çocuğa tokat atsın, benim tanıdığım Tolunay sahaya atlar. Tabii tabii tabii. Hiç müsaade etmez. Tolunay Hoca. Atmaz. Yani ve pasif değildir Tolunay. Muhtemelen de Tolunay Hoca ile beraber Fatih Hoca, yani oyun çok gerginleşiyor. Biz İçeride bir gerginlik var. Bitirelim. O ona dalıyor, o ona dalıyor. Çünkü Ümit Milli Takım'da oyuncular var. Fenerbahçe'de tutan oyuncu da var. Beşiktaş'ta tutan oyuncu da var. Aynen. Trabzon'da oyuncu da var. Dediğiniz çok doğru. Falcao'yu bir sakatlasa Falcao bunun, diyelim 3 yani, ay yok. Eyvah. Bilmiyorum hocam. Karışır ortalık. Şimdi tabii yağmur yıkılır. Yağdı bazı bölgelerde çok yağdı. Kim su tamamıyla su tutmuştur. Çift alıyorlardı. Birbirlerine atlamışlardır. Aynen dediğin gibi gerginlik olmuştur. Oradan Tolunay Hoca falan demiştir. Hocam maçı keselim demiştir. Sakatlıklar olacak demiştir. Ama yine söylüyorum. Masum değil. Kavga olmuştur. Ama öyle bir çat diye tokat atsa doğru atar. İtiş kakış olmuş. Dinlemez. İtiş kakış. Yani onun paf takımının oyuncusu değil. Onun kendi takımının oyuncusu evet. Değil. Yani Ali. Değil mi? Marco ona tokat atsa. Tabii, olur mu ya mı? Öyle şey yani, ya? Olur babası yani? Oğluna vuramıyor. Bilmem ne tabii kardeşini temizliyor. Nerede kimseye vuramıyor. Tolunay Hoca o anda çeker takımı. Tolunay Hoca da o anda sahaya atlar zaten. Bravo. Tokat attı. İtişmişlerdir. Aynı olay bu. Bu olay niye bu kadar büyüdü? Ben buna anlam veremedim. Neden bu kadar büyüdü? Bence işte o maçın devamından sonra da bence iş kakış devam etti. Benim de Galatasaray'dan aldığım bir şey o. Ne yapıyor? Tweet atıldı. Tweet atıldı. Resmi hesap değil mi? Ve işte o tweetten önce keşke diyorum ki milli takım ve Galatasaray bizi bilgilendirseydi. Ne diye tweet atıldı Onurcuğum? Marcao tokat attı. İşte maç yarıda kaldı. Atan kim? Fanatik. Değil mi? Abi fotoğrafla niye fotoğraflamamışlar be? İşte, bir de Onurcuğum. En kötüsü sevgili, maçın görüntüsü yok. Keşke bir hani Galatasaray'ın YouTube kanalı falan çekseydi bir maçı. Bir maç orada, canlı yayınlanmasa bile bir, dakika, bir kamera olmadı. Bir dakika Galatasaray kulübü maçı kesinlikle yani ya, anladın mı? Galatasaray abi. Kulübünün elinde bu maçın 90 dakika görüntüleri var. Heh. Çünkü teknik ekip maçı alırlar. Çok güzel. Mesela bunu Galatasaray kulübü yayınlayarak olay anını bunu ispat edebilir. Peki bir şekilde ispatlanabilir yani, böyle bir şey yoksa. Abicim bak. İspat eder. Orada kenarda foto muhabirleri yok mu maçları? Milli takımı takip eden foto muhabirleri var. Evet. Muhtemelen çekerler bu görüntüler vardır da. Yani ben şöyle bir tokat atacağını düşünmüyorum. Atarsa çocuk da onu atar. Tabii. Kesinlikle. Bak birbiri oğlana dalmıştır. Birbirine itmişlerdir. Onu itmiştir falan marka çocuğu. Bak şöyle itmeyi tokatla diyebilirler. Bu budur. Şimdi burada Galatasaray veya Fenerbahçe benimle takımdaşlık yapmayalım. Gerçeğini bir futbol adam olarak konuşalım. Yani böyle çat diye tokat attı. Söze bakıyoruz biz. Düzeltme yapabilir miyim? Özür dilerim Sinan abi. Ajans Spor diyorlar. Hem Fanatik ilk Ajans Spor'dan gelmiş bu haber. Sonrasında işte Fanatik ve diğer sayfalarda diye vurdu. Florya'da skandal. Şey yoktur. Hayır. Florya'da skandal. Galatasaray ile Ümit Milli Takımı oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası marka milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Demin görüntüyü göstereyim. İşte bunun bunu üzerine Onurcuğum. Demin Tolunay Hoca'nın o görüntüyü gösterin. Tolunay Kafkas'ın tribündeki sağ kenarındaki fotoğraf. Evet bu. Bunu kim çekiyor?
foto muhabirleri. Vardır sahanın kenarında. Hem Ümit Milli Takımı hem Galatasaray'ın yani. Mutlaka fotoğrafçısı var. Öyle dediler basına kapalı. Burada fanatik sonra sildi değil mi onu? Fotoğrafları vardı. TFF'nin resmi sitesi bu. Onurcuğum fanatik sildi değil mi sonra bu haberi? Onurcuğum sildi mi devrim abi? Tamam. Yoksa kaldı mı arkadaşlar bu haber? Bakalım. Eğer o maçı seyreden bizim değerli basın mensuplarımız yani milli takım muhabirleri vardır. Tabii ya. Milli takım muhabirleri vardır. Ya bana mesaj atın. Evet ben tokat gördüm. Çat diye tokat gördüm diyen. Ya da bağlanın. Ama gördüysen. Aynen. Ben böyle çat diye tokat diye. Şöyle itme olmuştum. Belki senin İbrahim Seta izlemiştir. İbrahim Seta izlemiştir. İbrahim Seta izlemiştir. Bu çünkü öyle bir iddia ki ispatlanması lazım. İbrahim Seta bağlansın. Onurcuğum şimdi ben iki tane şey söylemek istiyorum. Bu mevzu hakkında iki şey söylemek istiyorum. Bir. Şimdi bir çocuğum tokat yiyor. Oğlu ki bu çocuk... gurbetçi galiba Hollanda'da. Hollanda. Bonservisi Brentford'da Twente'de oynuyor. Şimdi bunlar bir kere bir tuhaf olurlar. Yani bir tuhaf olurlar derken yani bizim çocuklar gibi değil yetişme tarzları falan. Evet, biraz daha, biraz daha böyle dik ağzına geleni hiç düşünmeden söylerler. Tamam daha mı? Daha özgüvenlidir. Böyle bir de bunların babaları falan da öyledir. Şimdi ben çocuğa bakıyorum. Çocuk diyor ki bana tokat atılmadı. Değil mi diyor. Evet. Şimdi biz ne diyeceğiz? Atılsa zaten çocuğa diyor üzerinde ay yıldızı forma var söylerim diyor bunu. Ay, tamam ya, tepki işte. Veririm diyor. Ben bir aynen. Anlatırsam özür zaten. Dilerim, şimdi bu diyor ki o zaman çocuk. Şimdi biz bu çocuğa şu inanmıyorsak şöyle dememiz lazım. Bu yalancı ya ben bunun tipine bir baktım. Konuşmasına bu çocuk yalancı dememiz lazım değil mi? Adam diyor ben tokat yemedim. Bir iki. Babası da söylendiğine göre ne demiş? Yok. Olayı yalanlayan bir tweet atıyor. Olayı yalanlamış Allah mı Allah. Babası da? Yok yere olay pardon, büyümüş. Bir yandan rejiyle konuşuyorum tweet duruyormuş. Yani haberin evet, hala arkasında silmemişler. Abi ben bunu anladım. Babası da abi. Babası ne diyor? Babası da. Bunu haber yapan bana. Sitelerin altına tweet atmış. Demiş ki oğlumla ilgili böyle yalan haberler yapmayın. Tokat olayı yaşanmadı. Sadece itiş kakış. Babası da yalanlıyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben bir baba olarak şöyle düşünüyorum. Şimdi ben bir babayım değil mi? Evet abi. Benim oğluma. Eğer bir babaysa hakikaten bu adam iyi bir babaysa baba gibi. Benim oğluma Marco değil Maradona tokat atsa ortada ayak kaldırır. Maradona. Marco kimmiş? Maradona diyorum tokat atamaz benim oğluma. Babası. O ise babasına da inanmak zorundayız. Evet. Tamam mı? Bu işin bu kısmında Ahmet Hoca zaten dedi ya başta biz sözlere bakıyoruz. Yani ya görüntü olsa babasına da çocuğa da yalancı neler söyleriz burada hepimiz birden. Şimdi bir dakika son söyleyeyim ikinci de söylediğim de Sinan'a hak verdiğim konuda şu. Kardeşim böyle bir maç oynanmaz. Bak niye oynanmaz? Sen de temin diyorsun ki Onur mesela. Çok orada Lyon'da 3 aylık bir sakatlık geçirse ne olacak? Ben sana daha vahimini söyleyeyim. Daha vahimini. Türkiye'nin ayağa kalkacağı daha vahim bir şey söyleyeyim. Mesela? Kim Ümit Milli Takımı'nın kalecisi? Altay Bayındır. Altay. Evet. Şu anda Fenerbahçe'nin aynen. Bir numaralı formda oyuncusu. Tek kalecisi belki de. Yanlıştır değil abi bu. Şimdi Altay Bayındır bir kornerde Lyon'da ya da Marco'yla kafaya çıktılar. Lindoma da çok iri yarı bir adam. Altay'ın üstüne düştü. Mustara gibi istemeden ayağı kırıldı. Eyvah. Bastı. Bunu Fenerbahçe camiasına anlatamaz. Kim anlatacak Lindoma'nın bunun mahsus yapmadığını? Bu maç. Kim anlatacak kardeşim? Bu maç yanlıştır. Fenerbahçe camiasını kim bulur? Bu tip yarışmacı takımlar. Her nereden baksan yanlış bir şey bu. Bu maç bizim zamanımızda oynanıyordu. Biz de oynuyorduk böyle. Tabii tabii. Ama yanlıştır. Geleceksin normal bir takım davet edecekler Anadolu'dan bir takımı. X bir takımı davet edecek. Mutlu takımı onunla oynayacaklar. Oynatamazsın. Bir de şimdi Galatasaray takımının futbolcusu öyle deme. Şimdi genç futbolcuya farklı davranırlar. Çalım atamaz, geçemez. Biraz çocuk sert girer. Didişir, bilmem ne yapar. Yani bu ego vardır. Bu Galatasaray değil. Fenerbahçe'de Ümit Milli Beşiktaş'ta oynasa aynı davranışları bunları biz de yaşadık. Bunları görürüz. Onun için bu bir kere bu maç yanlış maç. Bu maçı bir daha zannetmiyorum. Oynayacaklarını da zannetmiyorum. Çünkü eskisi gibi değil. Bak Altay oynuyormuş. Ben bilmiyorum musun? Ümit Milli Takımı takip etmedim. Kalecisi yani. Altay'mış mesela. Bir de Ömer Faruk Beyaz yani, var. Genç yeteneği var. Ben bilmiyorum yani. Bir mesela. Önceki maçta da Beşiktaş'ta Ersin oynadı bak, kalede. İşte bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Takip etmiyorum. Ümit Milli Takımı falan. O kadar takip etmedim yani. İstanbul dışında değil mi? Hiç de seyretmiyorum da yani ayrıca. Şimdi onun için burada tamamıyla olay benim dediğim gibidir. Aynen. Bunun bir tane fotoğrafı varsa kavganın kenarda foto muhabirleri arkadaşlarımız vardır. Artık şöyle bir alet var arkadaşlar. Tabii video görüntüsü hani vardır ya. Makine yoksa bile. Aynen yani. Makine yoksa bile. Yılındayız. Şöyle de bir alet vardır. Ayrıca bu yurt dışında oynayan futbolcularımız enteresandır. Değişik yetişmişlerdir. Yani kalkacaksın, bunu böyle dürteceksin veya
Fatih Terim mi buna rica etti aman oğlum deme diye veya o mu dedi? Evet, kimseyi falan dinlemezler evet. Bu çocuklar. Veya Tolunay Hoca mı dedi yani aman sana vurdular söyleme falan. Kesinlikle kendi takım arkadaşları da var orada. Herkes de var orada. Sızar yani bunu gören. Hayır. Ya. Bu böyle bir şey yaşansa bu daha fazla kendi arkadaşları sağdan soldan o yazar şunu da konuştum. Milli takımdaki bu futbolcuyla konuştum. Evet var dedi. Bilmem ne falan bu böyle oldu. Bu dediğim gibi bir itiş kakış. 70. dakikada 75. dakikada oyun sertleşti. Hırgür çıktı. Hırgür çıktı. Kenardan Tolunay dedi ki oradan hocam bu maçı bitirelim. Sakatlık evet. Olacak. Hem sizin oyuncuların sakatlar hem bizim oyuncular. Bu bitti gitti. Bu bunun dışında bir şey yaşandığını düşünmüyorum. Çünkü bu durumlarda çok kendim bulunduğum için çok yaşadığım için bu olayları evet. Ben de çekerim maçı. 70. dakikada sağ ağırlaşmış. Herkes birbirine dalıyor. Çok. Sert giriyor. Hırgür çıkacak. Hırgür çıkacak belli. Oradan öteki Falco'ya çift alacak. Öteki taraftan işte Belanda bir kapışacak falan de. Abi böyle maç olmaz. Alınmaz. Yanlış. Bir daha böyle maçı oynanmaması. Yanlış. Yani. Bu bir ders olsun. Ders olmuştur herkese. Işte. Bu ders bunlar olsun. Yüksek egolu oyuncular. Küçümserler gençleri Ümit Milli Takım. Ha kendi PAF takımıyla oynayabilir. Çünkü kendi takımı. Saygılı davranır zaten. Kendi PAF takımı. Yani çocuklar fazla anladın mı sert girmezler. Dikkat. Öteki tarafta dinlemez ki ya. Bir de kendini yanlış göstermek istiyor genç abi. Bir tuhaflık var ya. Orada resmi federasyon hakemi var doğru mu? Olmaz mı hocam? Bir dakika beyler burası tekke mi? Fark etmez hocam. Anlamadım. Keserler hocam. Keserler. Anlamadım. Özel maç. Neyi çekiyorsun ya? Maçı ancak ben bitiririm. Ya, şimdi bak. Hocam burada kritik soru var. Siz hakem türlüğü bitirdiniz konu bitireceksiniz ya. Türkiye'de. Hocam neler dedi? Neydi? Neler dedi? Ya siz hakemler neyi bitirdiniz ki şu maçı da bitireceksiniz ya? Doğru söylüyor hocam. Tatil edemiyorlar maçları. Görmüyor musun? Neler oldu bak, bu ülkede? Tekrar söylüyorum. O kardeşim maçlar oynatıyorlar. Ha bakın şu olur. Hocam bir maçı hakem tatil eder. Uzattılar maçı. Çekiyorsan da raporuna yazarsın. Şimdi bak. Hocam Tolunay kenardan sinirlenmiştir. Evet. Fatih Hoca da bak sakat. Hocam demişlerdir. Evet. Maçı böyle böyle keselim. Hakem de bakmıştır. Hocam bak şuna ya. Maçı bile kesemezsin. Hocam hakeme rica edersin. Rica ile iş olmaz. Hocam niye de bir maç. Tolunay'ın konuşması var mı Kafkas'ın? Yok. O Sezgin Gelmez Havalimanı'nda Rasim. Sezgin Gelmez Havalimanı'nda Tolunay Kafkas'a mikrofon tutmak istiyor. Diyor ki ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu Diyarbakır Altay maçı gibi oldu. Orada görüntü yok ya. Şimdi Tolunay Kafkas bu konuyla ilgili yorum yapmaz. Çünkü federasyonda çalışıyor. Yani resmi bir kurumda çalıştığı için çok fazla bir şey bağlayıcı bir şey konuşmak istemez. Çok ilginç bir durum ama ya. Dediğim gibi bunu o maçı takip eden bir sürü insan var. Bir tane... Sen abi hiç konuşmuşsundur bir sen. Bir tane yok. Bilgi. Ben sana söyleyeyim. Ben bilgi yok 2020 yılı ya. Bize mesaj atsınlar. Sizin başlığın kayıtları var. Senin bir sürü kuşların 82. var. Neredeler hani bu kuşlar nerede? Ha nerede kuşlar? Fakat bakın. Hocam var değil mi numara? Tolunay şey Kafkas, burada, Rasim, Tolunay şey. Kafkas bununla ilgili sözlü bir açıklama yapmıyor ama işte kendisini ya. O akşam arayan gazetecilere diyor ki Allah Allah. Asla bir tokat olayı falan yaşanmadı. Bir ya gerginlik olur, vardı. Ondan sonra bir 5-10 dakika devam edip yağmur yüzünden Onurcu, maçı bitirdik Onurcu, diyor. Çocukluğum aklıma geliyor. O beyefendiler o zaman da futbolcu ve hakemdi. 80'lerde Spor Stüdyosu programında arada Anadolu'daki maçlar görüntü gelmezdi. Evet. Oradan biri bağlanırdı. Derdi ki işte şöyle oldu ya. Böyle oldu. Ha Beşiktaş Fener oldu mu giderdi. Ama diyelim işte Adana bilmem ne. Mutlaka var. Anadolu'daki maça kamera gitmez. Sonra Ahmet Çakar nasıldı? İyi yönetti. Öyle şey olur mu ya? 2020 yılında herkesin elinde kamera. Çocukların elinde bile. Görüntü yok. Ses yok. 3-5 uyduruk fotoğraf. Abi Metin Oktay'ın Palermo macerasın bu kardeşim. Palermo'ya gitti denir iki fotoğraf var. Başka bir şey yok. Abi o dönem öyleydi Metin Oktay. Abi Marco'ya niye tokat atsın? Atmaz abi. Marco ben sana aynen düşünüyorum da. Marco'ya tokat atarsa o çocuk da ona yumruk atar. Sinan öyle abi. Şey olur mu ya? Sinan abi Allah'ını seversen bu maçı kimse çekmedi mi? Vardır ben. Görüntü vardır abi. Ne yani, abi saklanıyor mu bu? Ya federasyonun ya Galatasaray'ın görüntülerle bizi aydınlatması lazım. Ya bizim böyle bir tokat olayı her yerde kameranın olduğu yerde fotoğraf telefon kameraların olduğu yerde bir tane küçük Twitter'a düşmüyorsa demek yoktur arkadaş. Peki. Şimdi reklamımız geldi ama yayının hocam başında da var bir şeyler. Yayının başında da vermiştik. Hocam, hakemi de saymamışlar. Maçı bitiriyoruz. Hadi bitti. Ne ya? Tamam bu konuya yine döneriz reklamdan sonra ama ya, şu anda Galatasaray taraftarı bekliyor. Ya Onurcuğum aklıma Metin Akpınar'ın filmi geldi. Bir gün Metin Akpınar getiriyor. Vatandaşları evin önünde indiriyor. Kendi evinin önü. Ya diyor biz Aksaray'a gidecektik burası Sarıyer. Hadi hadi bundan böyle burası Aksaray oldu diye. Herkes indiriyor. Burası da böyle abi. Dolunay Kafka hadi hakem. Böyle bir şey olur mu ya?
Abi baktı. Hadi. Bu ne biçim var? Abi baktı kavga çıkıyor. Olmaz böyle lavaliyet olur mu? Ama baktı kavga çıkıyor. Keserler abi. O zaman abi. Çok kesilmiştir böyle olmuştur. Lig maçında keser. Yasin böyle kesilmiştir çok olmuştur. Hakemler. Bu nihayet özel maç abi. Şimdi bak ağzı bozma. Hakemler bir şey mi yani? Bu özel maç. Hakemler hiçbir şey değil. Hakemler üstün ırktır. Hiçbir şey olmaz onlara. Hakemler yani şey mi? Yalama kaymakamı derler. Yalnız hakikaten Ahmet Hoca'nın dediği de olaya başka boyut kazandırdı. Hakem kafasına göre. Hocam bir şeyler söylemiyor. Bir dürüst ol. Kim diyor onu? Hani iki takım ya kafasına göre orada bitiremez. Bir dakika. Bırak demişlerdir. Gene mesaj geldi. Şey oldu. Var bilgiler okuma. Var. Okumayacağım. Ben uygun şekli isim verme. Bilgiler tamam. Var. Seren Cebey'den. Gösterme. Gösterme. Oyun nasıl göstersin? Tanzanyaca mı yazıyor? Nakupenda. Bak. Onur'un da suratı değişti. Ahmet Hoca kendi söylesin ben. Söyleyemez misin? Şimdi biliyorsunuz istihbarat aslında. Geldi hemen. %100 doğrudur diye bir kural yok. Ama i̇stihbarat kaynakları nedir? Açık yansıdı. İstihbarat kaynakları işte fotoğraf. Bir de gizli istihbarat. Eğer bu arkadaşım ki güvenirim dediği doğruysa herkes hedef saptırmış. Nedir hocam olay? Olay başka bir şey. Anlat. Nedir hocam? Olay başka bir şey. Onu herkes merak ediyor. Reklamı bekletiriz 1-2 dakika çok önemli. Bu reklam bekletilecek. Bu böyle bir dakikada anlatabileceğim bir şey değil. Ha, çünkü evet. Bir de reklama girersen ben bu kuşla, minik kuşla. Hocam neler oldu? Görüntü yok, vay, ses yok. Vay. Ha Tolunay'ın konuşmaması. Fatih Terim'i veya Galatasaray'ın çok görüntüler olmaması. Zaten görüntü olan görüntü bir şey değil. Yok. Başka bir şey. Ses yok. Eğer bu doğruysa patlar yakında. Veya patlamaz. Türkiye'de çünkü Türk futbolunda bazı şeyler o kadar... Ne derler halı altına, halının altına. Sen reklama geç. Ben bir görüşmeler yapayım. Eğer de peşinen söylüyorum. Bu istihbarat doğru olmayabilir. Büyük bir skandal mı var hocam? Eyvah. Zaten bu istihbarat doğruysa sanki rezil olan kişi öpmek istiyor gibi biraz sonra ama. Söyleyeceğim. Yeah. İstihbarat doğru değilse de fazla bir şey olmayacak. Buyurun beyefendi. Ben üstünü falan örtmem. Ben gerçekçi. Sen baba adam hayır, kimse zarar görmesin. Ben zarar değil hayır. Ben olaya bakıyorum. Bir insan eğer bakın bir insan bir insana tokat atıyorsa o da ona karşılık verir. Tokat herkes yok. Girer. Başka bir şey yok. Görüntü bir tokat yok. Arkadaşlar evet, başka bir şey yok. Ben başka bir şey olabilirim ben anlamam. Olayın ben, tecrübelerinden nasıl ben, olabileceğini anlatıyor. Ben kendi futbol sahamda tabii, konuşuyorum. Yaşadım. Biz de bir gün Fenerbahçe ile bir takımdayken maç ettik. Bizi dışarı attılar. Sonra gittik Müjdat'la oturduk şeyde. Tamam. Müjdat'la sahanın içinde bir dakika şey yaptık. Mı? Evet Fenerbahçe'sinden Müjdat'la sonra attı bizi hakem dışarı. Kavga ettik birbirimizle. Yani ben Beşiktaşlı futbolcuyum. O Fenerbahçe'de birbirimizle didiştik yani. Maç yaptık işte herhalde Ümit Milli Takım şey maçıydı hı-hı. Galiba. Fenerbahçe maçı kavga oldu. Çıktık attılar bizi hakeme dışarı. Yani ben bunları biliyorum yaşadığım için. Ama burada öyle şimdiki bu çağda tabii. Bir adama tokat atacaksın bir futbolcuya. O futbolcu sana tokat atmayacak peki veya sevgili kavgacı. Hiç kamerasın reklam, acil reklam. Bir dakika hiç acil. Kamera görüntüsü olmaması normal mi? Hoca şimdi başka bir Ahmet şey Ahmet Çakar'ın bu konuyla ilgili Galatasaray Ümit Milli Takım maçıyla ilgili çok önemli bir istihbaratı var. Bir şey reklamda abi. Konuşacak mini kuşuyla, haberci kuşuyla biz bir reklama gidelim. Ahmet Hoca'nın mini kuşu mu var? Evet Beyaz Futbol devam ediyor. Samatta, Mustafa Cengiz ve Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı bugün biraz daha keyifli. Biraz daha keyifli. Keyfim var. Bir onu anlatacağım birazdan. Niye keyifli olduğumu Galatasaray taraftarı iyi dinlesin. Ama önce bir hocamın... Moral istiyor senden. Galatasaray taraftarı moral istiyor. Galatasaray taraftarı beklesin. Peki bizim sen moral. Pazartesi günü gelmedin programa ve... biz Rasim nerede diye beklerken Futbol Federasyonu Tescil Kurulu'nun önündeydi Rasim. Ve... bununla ilgili gerçekten Galatasaray taraftarının bu protesto hoşuna gitti. Fenerbahçeliler de keyif yaptı. Abdülkerim hocam burada 3 kahve birden içti. Mustafa Cengiz'le konuştuk özel röportajda bu hafta. Bu konuyla ilgili fikrini sorduk. Bakalım Mustafa Cengiz neler söylemiş. Rasim'e üzüldünüz mü? Çok selam. Hayır, güldüm. Hayır. Nasıl değerlendirdiniz onu hayır, soracağım. Ben Beyaz TV'deki ben tek izleyemiyorum TV ama hiç kızmıyorum. Onlar da gerekli. Beklemiş güzel espri. Taraftar da bekledi başkanım. Güzel espri. Ama ben küçük gördüğüm anlamında demiyorum. Sakın yanlış. Keşke ola da 20 tane Messi'yi, Ronaldo'yu hepsini getirsem. Başkanım teşekkür ediyorum. Rasim'e üzüldünüz mü? Çok selam. Hayır. Üzüldünüz güldüm. Başkanım.
Hayır. Nasıl değerlendirdiniz onu soracağım. Ben Beyaz TV'deki, ben pek izleyemiyorum TV ama hiç kızmıyorum. Onlar da gerekli. Evet. Beklemiş güzel espri. Taraftar da bekledi başkanım. Güzel espri. Ama ben küçük gördüğüm anlamında demiyorum. Sakın yanlış. Keşke ola da 20 tane Messi'yi, Ronaldo'yu hepsini getirsem. Başkanım teşekkür ediyorum. Keşke Messi, Ronaldo'yu alabilsen diyor. Başkanın, güzel bir espri olduğunu söylüyor. Başkanın şeyine, olgun tavrına saygı gösteriyorum ama Sayın Başkan, ben espri yapmadım. Ben orada 18 tane Fener almış, biz 0. O gün Başakşehir 2 tane almış. Herkes getirmiş. Biz hiçbir şey alamadık. Havayı aldık, üstüne soğuk su içtik. Bütün Galatasaray taraftarının içi yandı. Ben de o amaçla protesto amacıyla gittim. Siz bunu espri algılamış olabilirsiniz. Birçok kişi de böyle algıladı. Fenerler özellikle güldüler. Şimdi Apo abi anladın, Erol Bulut'un toplantısında da konu olmuş. Olabilir ama bu bir protestoydu. Tamam, Messi, Ronaldo'yu getirsek diyorsunuz. Tamam, bunun bir yöntem olmadığını ben de biliyorum. Çözüm değil. Tamam, Türk futbolu böyle. Şimdi gelmedi oyuncular. Bu sene başarısızlık gelirse ilk olarak bu söylenecek. Yani dolayısıyla size saygı duyuyorum ama ben espri yapmadım. En azından 3-4 kişi getirilebilirdi. Yani bu Fener'in bütçesi vardı, bizim mi yok? Fener Kadıköy'de petrol mü buldu? Biz Florya'da taş mı var? Yani bilmiyorum yani, bunların hepsi bir şeyi bulabilir diye düşünüyorum. Yani bunu aslında ben çok oyuncu alınması savunan bir insan da değildim. Çünkü biliyoruz bütçeler mahvoluyor. Takımlar zaten geçen bir kulübün yöneticisi bana söylüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da kurtulması mümkün değil. Birileri bu takımı alacak. Keşke alsa da kurtulsa, ciddi söylüyorum. Hele Beşiktaş'ın durumu, Sinan abinin içi yanıyor. Çok iyi. Ne çok iyisi ya. Nur Çebi, Sayın Nur Çebi aslında her yerde konuşuyor. Ama Beşiktaş size kol kırılır, yer içinde kalır. Hocam Fikret Orman'ın o dönem açıklaması lazım. Sinan abi de bu konuda bak. Beşiktaşlı edebinden susuyor. Ben onu da tehdit ediyorum. Şey hocam, açıklaması lazım gerekirken hayır. Şimdi bu kulübün denetleme kurumu var. Biliyorsun denetleniyor. Ama işte araştırsınlar. Alınan, satılan, İbrahim verilen, edilen. Yani. Hayır, İbrahim edilmeme yanlış bir şey gibi görünüyor. Ben Beşiktaş divan kurulu üyesiyim. İspatlansınlar, çıkalım burada söyleyelim. Ama yapılanlar transfer almışlar, fazla oyuncu almış falan, budur. Onun dışında başka bir şey olsa ispatlasınlar, koysunlar ortaya. Yani biz de öğrenelim ne yapıldıysa. Yani onun için farklı bir konu. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ne olursa olsun Sinan abi, ibra ediliyor. Abi üstü kapanıyor. Trabzon'da da aynısı oldu. Hayır. Antalya'da da aynısı oldu geçmişte. Şimdi ibra edilmese de dedim yani, varsa bir açık, varsa bir kaçak küçük bir şeyler çıkarlar, açıklarlar. Denetleme kurulu var kulübün, divan kurulu var. Bunların hepsi açıklanıyor. Onun için Çirancım. Buyur hocam. Çirancım. Ben buradan devletin yetki. Denetlesen ne olacak? Abi. Bakın arkadaşlar, soygun umumiyette, bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Aşk. He, bütün kulüplerde var soygun. Türkiye'deki bravo. Bu 4 büyük, 5 büyük, 6 büyük takımda da Anadolu'da olabilir. Anadolu'da var, Anadolu'da var. 2. ligde, 3. ligde, PTT 1. ligdeki takımlar. Soygun şöyle yapılıyor. Benim anladığım kadarıyla. Anladığım değil, bildiğin hocam yani. Bilmediğin Matato diye bir Belçika'dan oyuncu buluyorsun. Örnek Westerlo'da. Tamam mı? Menajeri geliyor. Aynen. Diyor ki bu Mototo. Westerlo takımında yılda 100 bin euro net alıyor. Tamam. Tamam. Güzel. Orada vergi mergi de veriyor. 100 bin euro. Vergi evet. Çıktıktan sonra. Evet. Bunu size verelim. Fena da oyuncu değil diyor. Tamam. Okey. Buna 3 yıllık kontrat. Yılda 750 bin eurodan. Tamam. 2 milyon 250 bin euro. Tamam. Çok güzel. 2 milyon 250 bin euroyu oyuncuya bankadan ödüyorsun. Tamam. Vergi de senin üzerinde. Tamam, tamam. Bu siyahi oyuncu Etobo, Motobo neyse. Evet. Ulan 100 bin euro alırken. Niye bu kadar alıyorsun? Yılda 300 bin euro, 200 bin euro tamam. Avantajı var. Adamın gözleri şey gibi açılıyor. Tamam. O Afrika'da hani ırkçılık anlamı yok. Hani açlıktan çıkmıştı, karnın doyurmuş adamlar. Bunu da kınayarak söylüyorum yani tamam, dünyadaki tamam. Bu şeyi. Evet, yanlış anlaşılmasın. Siyahi oyuncu Motobo. Westerlo'dan, Antwerp'ten yılda 100 bin euro akarken X adlı Türk takımından yılda 300 tamam. Bin euro alıyor. Evet. 200 bin euro karı var. 3 senede 600 bin euro karı var. Tamam. Peki yalnız diyorlar ki sana biz kafadan 1 milyon euroyu peşini verelim. Şu kadar. Sen onu bir ateşle bize. Tamam. Tamam. Evet.
Şimdi denetleme kurulu. E bunu yapılıyor. Motoboya yani şey. 750 bin euro yıllıktan 2 milyon 250 vermişsin. İmzası var mı? Motobonun var. Güzel. Bankaya paralar çıkmış mı? Çıkmış. Motobo almış mı? Bankadan almış. Tamam. Bitti. Her hocam, şey bunları, hocam bak bir şey söyleyeyim. Bunun adı kulübü hocam, soymak. Hocam bunları alt ligdeki kulüplerde bazen olur. Bazen evet. de çıkmıyor ama tamam. yukarıdaki takımlarda böyle şeyler yapamazsın. Niye? İnan abi yapılıyor. Niye? Abiciğim büyüklerde üst düzey kulüplerde yapmayın arkadaşlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Ama çok büyük paraların bunun menajeri. Dendi. Abicim bunların hepsi kayıtlı kuyutludur. Ayrıca da bir futbolcu yarın menajeri bilmem ne falan filan büyük kulüplerde bunları kimse cesaret edemez. Yapmayın. Hocam bak çalma çırpma işleri farklı. Beşiktaş'ın demiyorum. Hayır genel ama anlamda. Beşiktaş'ın söylemedim. Hocam hayır Beşiktaş değil zaten. Büyük kulüpte bu olmaz hocam. Bu alt liglerde bazen oluyor ama başkan olarak kendi para götürmek adına evet. yapanlar vardır. Başkan ama. Kendisi alt liglerde ufak rakamlarda. Başka yönetici de oluyor. Büyük takımlarda. Ya ben neyse. Galatasaraylı oldu. Bakın, Ünal Aysal'ın yakınlarından biri yaptı bunu. Hocam, abi isim vermiyorum. Ünal Aysal da sonra pişman oldu. Bir dakika Rasim. Büyük takımlarda bunları yapamazsın. Çünkü bu açığa çıkar. Yani karşı tarafı çıkıyor böyle susturamazsın. Çıkıyor zaten de bir şey olmuyor. Şöyle şeyler oluyor. Ama kandırılmış burada adam ne kadar güveneceksin? Ünal Aysal cebine mi? Burada ne kadar güveneceksin? Yani dersin ki işte futbolcu işte aslında yani o da çok zor hocam. Uzun maraton. Yarın bu futbolcular şey. Göndermen gerekecek, gönderemeyeceksin. Ya ben bana bu kadar para verildi, anlaşıldı falan filan. Bu çok önemli bir şey. Bunlar değil. Buradaki hocam, buradaki soygunlar farklı yaparlar. Ama bu da başkanlık şey düzeyinde üst düzey. Işte. Bakın üst düzey ama o da karşı kulübün başkanıyla anlaşmak. Çok evet. zor işler hocam. Bunlar çok zor. Benim aklım ermiyor. Ancak ufakçılar vardır. Orada büyük kulüplerdeki koca başkanlar yani 50 bin, 100 bin menajerden alayım. İşte sen o futbolcuyu İlla getir. Başkan da falandı yani. Filandı böyle. Bazı aradaki ama adamlar da bunu yapar. Buradaki konu, Beşiktaş'taki konu fazla oyuncu transfer edilmiş. Fazla İstanbul. Maaşlar alınmış. Galatasaray'a bakın. Hepsinin borcu Galatasaray'ın daha fazla. Beşiktaş'ın bu kadar borcu. Heh. Fenerbahçe'nin daha fazla. Yani Sinan abiciğim. Beşiktaş'ta bunlar daha çok Sinan konuşuluyor. Abiciğim, illa hırsızlık da değil. Fikret Orman. Şimdi Yıldırım Demirören'e paralar nerede der misin? Veya Ali Koç. Bugün borcu kaç para Fenerbahçe'nin? Tabii onlara denme. Az Yıldırım'a denme. 3 milyar dolar diyelim 5 milyar. Ya. Ali Koç'a der misin paralar nerede? Değil mi? Kendi ayırıyor. 50 milyar euro cebinden para hani, vermiş adamı. Fikret Orman'ı aradım. Fikret Orman. Kim yani, kime veriyor? Biraz orta halli zengin, normal zengin diyeyim tabii yani. Tabii normal. Yani. Olduğu için bunlar. Yıldırım Demirören'e paralar nerede? Veya bilmem Ünal Aysfay diyemezsin. Evet. Yakıştırabilir misin? Veya Az Yıldırım'a diyemezsin bunları. Sen onlar da hani. Hocam o dediğin küçük kulüplerde 10 lira 20 lira 50 lira. Böyle hocam, olur. Şimdi sadece şeyde de var. Sen inanırsın bir adama. Apo abi tek bir şey söyleyeyim şimdi, somut ama Apo, hırsızlık. Rasim. Sen şimdi bana pardon evet. Rasim sen şimdi bana ne kadar güveneceksin abi. Beni affedersin bana teslim olacaksın sen. Düşünebiliyor musun? Benle mukavele edeyim. Aman diyeceksin. Aman Apo'ya biz anlaşmalıyız. İşte parayı aldı. Ahmet Hoca ile anlaşmalıyım. Paralıyız. Bunlar yüksek, bunları kovamayız, bunları oynatmamız lazım. Yarın bunu oynatmayacaksın. Ya bana bu kadar para veriyorsunuz bilmem ne. Yani bir sürü şeyler oluyor. Evet, bir tek şey söyleyeyim, bu konu yeter. Yarın, bana geçen Rasim, yayınımızdan sonra sahipli bir kulübün çok yani bir numaralı yöneticisi aradı. Tanıdığım kişi zaten. Somut örnek mesela. İlla bu hırsızlık demek değil, sorumsuzluk. Bu bir oyuncuya ya da teknik direktör, bir şey dedi tamam rakamları çok iyi biliyorum. 1,5 milyon TL yıllık öder. Bak hani illa büyük rakamlar, eurolar 1,5 milyon TL. Biz bu kadar verebiliriz demiş. O demiş ki falan filan. Ondan sonra başka bir kulüp 2,5 milyon TL vermiş. O da gitmiş. O kulübün yani 2,5 milyon TL veren kulübün 300 milyon işte dolar mı euro mu TL mi onu hatırlamıyorum borcu var. Bu diğer kulübün yani sahipli kulübün sıfır borcu var. Öbüründe çünkü adam kendi malı değil ki. Ver abi. Çünkü kendi ha. şey Göztepe'de anladım. Mesela şu an iyi yönetiliyor. Anladım. Yani şimdi şöyle yapalım. Kulübün evet. sorunu bu abi. Bu konuyu borçlan, yarın öbür başkana yarın şey soracağım. Ya. Derin futbolda oldu. Çok özel daha bir şey işleyeceğiz. Ben burada 20 milyon Galatasaray seyircisine taraftarına sesleniyorum. Galatasaray transfer yapmadı diyorsunuz. Yaptı da hocam oraya, sonlarda. Hayır, bakın şimdi bak yazmışım. Arda. Tutarsa yıldız olur mu? Olur. Gücü olursa. Olur. Peki. Emre. Cagne. Var hocam. Cagne. İki sene önce gol attı bu adam. Gol kralı. Ama kadro derinliği Fener kadar yok hoca. Norveç milli takımının sağ beki. Tamam, dün oynadı haklısın, veya bu akşam oynadı. Onda evet. haklısın. Evet. Efendim Etobo oynuyor. Evet. Bir de Emre. Şimdi bu adamların 5'inin 4'ü en az 4'ü Banko. A takım oyuncu. İlk 11 oyuncusu. Banko oyuncu. Şimdi Fenerbahçe 18 tane oyuncu aldı ama
Kadro yeniliyor. Tamam abi ama 18 sene alan adam şampiyon olur. Öyle bir şey yok. An, hocam öyle bir şey ya. Bir dakika ya. Olamaz. Mesela şimdi kesin bizim oğlan, benim oğlum Samata. Neydi o çizse? Adem'i. Senin oğlun mu? Adem'i. Samata Adem'i, hocam. Kemal Adem'i. Şimdi bu üçünün performansı, üçünü toplasan veya üçünün ortalaması. Bakalım o beğenmediğimiz Jack ne olacak mı? Devam ediyorum. Nasıl? Tutan bir Arda. Acaba Perotti, o Yunanlı çocuk. Pelkas. Bunların ortalaması dirileşmiş. Atırsın, kendini bulmuş bir Arda kadar olacak. Arda kadar olacak mı? Sakat olacak. Bak bana, bir de bunlar var. Hocam. Galatasaray taraftar niye ensesini karartıyor? Hocam. Anlamadım. Hocam bir şey ben bir taraftar olarak cevap vermeyeyim. Bir dakika, bir dakika. Kadro derinliği, sana bırakacağım söz bir cümle. Kadro derinliği, Fener'in öyle bir hale geldi ki dediğin doğru. Ben ilk 11'de hala Galatasaray'ın ilk 11'i Fener'den iyi diyorum. Olabilir. Ama derinlik olarak 3 sakatlık oldu mu ne olacak? 5 sakatlık oldu mu? Tek kullanılmıyor. Bir dakika. Doğru. Olmaz ki ya. Bir, ben şunu hocam söyleyeceğim. İnşallah. Temin Ahmet Hoca'nın bu anlattığı konu, tamam mı? Zaten tarihe bakarsan kimler çok transfer yapmış, o sene hayal kırıklığı yaşamış Allah mı? Allah'a Allah'a. Onlarca Fener, örnek çıkarabiliriz değil Fenerbahçe mi? Sayılara falan bakarsın. Olacak diye bir şey yok. Zaten bugün bizim sağ olsun işte Erol Bulut hocamızın sohbet o konuya gelelim mi hocam? Hayır, şunun için söylüyorum. Ne konuştunuz Erol Bulut? İşte onu anlatacağım. Bir şey konuşmadık. Öyle çok zaten basın. Yarın da konuşulur Erol. Basına kapalı bir şeydi o. Yarın ben onu anlatırım geniş detaylarıyla. O senin için yarın demedim. Başka bir iş var onun için dedim. Hayır, çok uzun zaten. Şunu söyleyeceğim ben. Şimdi zaten Ahmet Hoca'nın dediği konudan Sayın Erol Bulut ve yöneticilerimiz de, Volkan Ballı da dahil diğer yöneticilerimiz de bundan rahatsızlar. Yani tek şikayetleri bu. Sohbet ettik biz, öyle bir basına kapalıydı. Yemek yiyip sohbet ettik. 8-10 tane böyle değerli kardeşlerimizle birlikte. Volkan Ballı gülmüş mü bizim olaya? Tabii ki çok. Çok gülmüşler bizim programda, o Samat'ta olayına falan. Rasim'in federasyon olayı. Onları konuştuk, güldük, tatlı bir sohbet oldu. Diğer gazeteci arkadaşlarımız sadece futbol anlamında merak ettiklerini hocaya sordular. Erol Hoca hepsiniz tek tek anlattı. Baya teknik hiç açıklamalar yaptı mı? Zaten sırf teknik. Teknik açıklamalar. Ben de dinledim. Bravo. İstifa ettim. Kafamda şeyler vardı. Onlar oturdu. Bazılarına tatmin oldum falan. Sonra biz Erol Bulut'la off the record. Ne diyorlar ona? Off the record. Bir konuşmamız oldu. Toplantı bittikten sonra. O da ayaküstü 5-10 dakika. Benim ona yani nacizane eski bir futbolcu olarak ettin. Hani bazı oyuncular konusundaki kanaatlerimi söyledim. Yani çok bir şey oldu. Tek şikayetleri var. Her şeyden memnunlar. Çok memnunlar transfer sürecinden, takımın şu andaki performansından. Bir tek sıkıntıları var. Kamuoyunda şöyle bir algı bildim, beni zorlaştırıyor diyor hoca ve çok haklı. Evet. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir takım yaptı ki Fenerbahçe, rakibi falan yok. Şampiyon ilan edildi. Büyük bir mesuliyet var şu an. Yani buna ben diyor. Eski bir futbolcu Fenerbahçe'de oynadığım için diyor ben buna alışayım bu baskılara. Ama diyor oyuncularımı diyor çok zorlanırım diyor eğer bu model olursa. Medya baskısı, kamuoyu baskısı. Evet, şimdi taraftar öyle bir şey görünüyor. Hasbelkader diyor. Müthiş bir yarış oldu diyor. İkinci bitirdik diyor. Puanla, bir puanla avarajda birdenbire dünyanın en başarısız hocası falan olursun. Çok doğru. Doğru analiz yapmış. Çok doğru. Hayır, çok doğru analiz. Doğru. Ama çok doğru yolda olduklarına çok emin. Kendine bir kere çok korkunç bir özgüveni var çocuğun. Erol'un değil helal mi? Helal olsun ben yani helal olsun. Çok uzun süreli bir hoca değil daha. Böyle bunları yani Ahmet Hoca'nın söylediklerine Erol Hoca kısmen ve yönetimimiz de katılıyorlar. Yani diyorlar ki kardeşim bizim çok değerli rakiplerimiz var şampiyonlukta. Hepsine biz aynı eşit şanslıyız. Ben sana bir örnek vereyim. Evet, biz çok transfer yaptık çünkü ihtiyacımız vardı. Hakikaten var. Hocam 2 sene var gibi. Var mı 11 kişi oynuyor? Ya. Hayır 2 sene. 18 kişi. Hayır şunu söyle. 11 kişi oynuyor yani. Tamam Sinancım bak. 18 kişi ya. Sinancım hayır, şimdi tamam, bak. Onu, 40 tane Erol desteklemek adına söylüyorum yani. Tabii tabii. 18 futbolcu aldı da hani. 11 kişi oynamayacak Fenerbahçe. Şimdi şu var. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela biz Hatay maçında değil mi? Hatay evet, maçında. Evet. Samat da yoktu. Kim yoktu bir daha? İşte şeyde Papisse'de yoktu. Sisse alınmamış. Yoktu. Hiçbiri yok. Gol pozisyonuna girmedik 0-0 bitti maç. Şimdi oynatırsın Samatta'yı. Bak ne güzel diyor Sinan. Yarın bir şey oldu. Dizi şey oldu. İkinci santraforun Mevlüt Erdinç olmaz mesela. Şey olacak. Sisi olacak. Ya da o bizde, Kemal. Bizde yok işte. Ha, bunu yani daha mesela yok, Gökhan Gönül. Yok. Müthiş oynuyor değil mi Gökhan Gönül? Diyor ki çok maç var. Gökhan Gönül bazen
sakatlık yaşıyor. Yaşamıyor mu Beşiktaş'ta da Fener'de? Nazım oynayacak. Evet. Evet. Ama diyor yerinde Nazım Sangare var. Tabii, yani tabii. Biz bu işi diyor şansa bırakmak istemeden ama şunu biliyoruz diyor. Çok zor bir yarış olacak. Seyircimiz bunu anlasın. Çok medyadaki algı oyunlarına hani bu iş bitmiştir. Ben bir gelmesinler. Sevgili çok haklı. Çok haklı. Çok haklı Erol Hocam ve yönetim kurulumuz. Bu beni daha çok tevindirdi. Demek ki başkanımızın, yönetim kurulumun ve teknik direktörümüzün ayağı sağlam basıyor. Sağlam şimdi basıyorlar. Peki. Sağlam. Sevgili evet. Apo abime ek yapayım. Sevgili Erol Bulut, haklısın. Tarih tekerrür edecek. Onu görüyorsun. Ve bilimsel bir analizle baktığın için de olayın farkındasın sevgili Erol Bulut. Yıl 93-94. Ben 12-13 yaşında bir çocuğum. Keşke hep öyle kalsaydım. Futbola, keşke futbol hastasıyım. Keşke hep öyle kalsaydım. O sene Fenerbahçe 18 transfer yaptı. Evet, 18 aynen transfer yapmıştı. Allah, yap bir daha. Kimlerin sezonu? Parişen başkan mıydı? Adam daha değildi galiba. Kimlerin sezonuydu o? 93-94. Biz de Karl-Heinz Feldkamp. Yine ikide bir hastalanıyordu zaten. Bıraktı. Yardımcısı Rainer Holman vardı. Bizden sonra da bir daha kariyer mariyer yapamadı. O sezon işte 3-3 bizim Manchester United'ı 3-3 0-0 yendiğimiz o meşhur şeyler. Onun grafiği var 9 numarayla. O 93-94'te biz Onur, şampiyon biz, sene, olduk. Onur o sene biz kimleri almışız? 93-94 18 oyuncuyu koyu. Hazırladı Rasim onu daha önce evet. Bak. Wagenhaus. Uçe, Rüştü, Emre Aşık, Tayfur Avuççu. Say o zaman tamam Rice say. Dean Nielsen, bunu da saydırmadım bana. Moral, Volkan Alpacar. Bak bu zaman unuttu. Saadettin Demirtaş, Kazım Konak, Batur Altıparmak. Bak o gün abinin oğlu. Kemalettin Şentürk. Evet. Aygün Taşkırat, Demir Hodiç, Ahmet Yıldırım, Cengiz Alp, Mecnun Çolak, Bülent Uygun. Vay Mecnun. Gol kralı. Tuygun gol kralı olmuş. 18 o zaman tabii niye gençlenecek ki çok az yabancı var. O dönem 3 yabancı kuralı var. Öyle yabancı bol alamıyorsun. 2000 doğumlu gençler. Wagenhaus alıyor. Uçe Okeçuk bu. Okoşa o sezon muydu? C.C. Okoşa öbür sezon mu? Bir sonraki sezon geldi. C.C. Okoşa öbür sezon geldi. Fener'de satarken hepsi de alındı. Ayvaz Moral kim? Kaç numaralı? Aygün'ü ben hatırlıyorum Ayvaz mesela. Bak, moral. Ayvaz Moral. Ben de hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Saadettin Demirtaş'ı ben de hatırlamıyorum. Şöyle, hayır şöyle oluyor. Saadettin kimdi? Ya tamam da şimdi Fenerbahçe mesela bu sene 2 tane 3 tane çocuk aldı size ismini söylesem. Kartal'dan gelmiş. Onları da hatırlamazsınız. Hocam Cengiz Alp, Necat Alp var. Bak, bir dakika önce. Güzel şarkı söylerdi Sinan abi, Necat Alp. Bu sene biz çok yetenekli bir oyuncu aldık. İsmail Yüksek. Haberin var mı hocam? Var. He? Var. Ama nereden bak, aldık? Batı'dan bir yerden. Rüştü, Batı'dan bir yerden. İnegöl olabilir. İnegöl mü? Mesela Gölcük'ten. Gölcük ha neyse. Tamam. Wagenhaus çok da yaşlıydı yani. İşte bunlar o Ayvazlar falan altyapıdan. Anladın mı? Böyle üçüncülüklerden falan. Hayır abi Ayvaz hocam, moral. Hocam şuna bakacaksın. Ama bak yine az oyuncu yok. Hocam bak Bülent Uygun. İyi, Rüştü iyi, Emre Uşe, iyi, Tayfur. Bülent Uygun, Kemalettin o ara. Nilsen nasıl oynamıştı? Danimarkalı sol kanat oynuyor. Milli takımda oynuyor. Yani İyisel. Bu çok değerli bir kadro. Tabii. Bülent Uygun Uçe, gol kralı oldu. Tabii Bülent Uygun. Uçe Nijerya milli takımında. Kemalettin milli takıma kadar yükseldi. Milli takımda falan evet. Ön libero'da. Aygün ne kötü oyuncu değil biliyor musun? Aygün iyi bir oyuncuydu. Çok büyük kariyer yapamadı ama Aygün'e yetenekli oyuncu. Sarıyerli Mecnur hocam. Bizim Mecnun çok gösterişsiz. Bir ton gol atardı biliyor musun Mecnun çok? Bulgar Bulgaristan'dan geldi. Evet. Arkadan gelen anladın mı onu Sarıyer? Yani o zaman Rasim Ozan diyor ki transfer yaptı ama 93-94 sezonunda ki o sezon bizim Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz Hayrettin'in devleştiği senedir. Hayrettin! Romario bir çakıyordu. Bir daha Hayrettin. Hayatını öldürdü Sinan abi o maçı. 0-0 burada. Beste onun için beste yaptınız. Sonra o. Beste sonra yapalım. Nasıl? Neydi? Aa, yok o. Beste'ye girmeyelim. Ben niye eleştirmeyelim diyorsun. Hayrettin'i çok severim insan hocam, olarak. Hocam o sezon bak, Hayrettin. Hocam Hayrettin'i bırak. Bir maç hatırlıyorum. Manchester United Hayrettin kurtardı. Kankaya çıldırdı. Ya ben daha bunca 40 yıldır futbolun içindeyim. Gençler Birliği Galatasaray Türkiye Kupası galiba yarı final. Ya 17-16 Fenerbahçe'ler. 46 18-17. 18-17. Hayır 46-45. Hayır, ben 18-17 hatırlıyorum. Yok, evet. Yok oğlum, 17-16. 17-16. Basketbol mu? Hayır, penaltılara kaldı. 46-45. Ben öyle hatırlıyorum. Tamam, 18-17. Ya. Yanlış hatırlamıyorsun. Kaleye ben geçeyim şu halimle. Bu abi 46 bana mi? Gençler Birliği, mütevazi bir takım. İlk periyot öyle bir 18 penaltının 18'ini atamaz.
Ya bir tane kaçırır ya bir tane de kurtarır. Yalandan suratıma çarpar. Hayrettin orada eleştiriyor. Yoksa çok iyi insandır abi. Hocam, ya bak, hocam penaltı kolay mı kurtarmak hocam? Ya 18 tane ya. Hep aynı köşeye atlasan bir tane tutar. Ya 18 ya. Puan durumu Rasim. 93-94 puan durumu. Benim onu anlatayım. Bir puan farkla Galatasaray şampiyon. Aynen olur. O sezonu dün gibi hatırlıyorum. Kerife amacı başarısız bu sezonu. Biz nostalji yapmayı çok severiz ekip olarak. Tarih tekerrür edecek. Bir gün sırf nostalji programı yapalım. Bilal abi demin anlattıklarını anlatsın. Dileği, gönlünün dileği. Tamam mı? İsmail Kartal'la aynı odada yattığını anlarsın. Bir nostalji programı 93-94 sezonunda. İşte biz ilk biliyorsun şeyi Kubilay'ın geldiği sene. Kubilay Türk Yılmaz Galatasaray'a gelmişti. O sezon Hayrettin Manchester'da 0-0. Hayrettin kurtar. Yoksa Manchester bizi yenerdi ikinci maçta. 0-0 Barcelona yine Hayrettin. Spartak Moskova 0-0 yine Hayrettin. Sonra Monaco'dan 3 yedik bitti. Yavulduk gittik. Ondan sonra Hayrettin 94'ün hocam ikinci yarısında psikolojisi bozuldu. Hayrettinlere geldi. Ve Stauce. Gintara Stauce geldi hatırlarsınız. Evet. Stauce Moskova'nın evet, kalecisiydi. Evet. O Ukraynalı kaleciyi getirdi. İspanyalı değil miydi? Ukraynalı. Gintara Stauce. Litvanyalı. Ve maalesef o beste yapıldı. Onur. Hayrettin. Yapıldı. Aman karşıydı. Yok, ona girme. Çünkü ona girme. Abi. Tamam. Barcelona maçı. Dönelim Hayrettin'den. Bak hiç unutmuyorum. Dur. Heyecanlandım. Romario. Sakin. Gençler bilmez 2000 doğumlu. 98 doğumlu. Evet sakin. Çıktı Romario. Çıkışta Star 1'de o zaman. Dedi ki bu nasıl bir kare? Bak yemin ediyorum hocam. Romario çünkü vurdu atamıyor bizim Ali Sami Yen'de. Bu nasıl bir kaleci dedi. Ve Man of the Match seçilmişti. Ama o Hayrettin o sene Zeytinburnu'ya gitti. Yani futbol hakikaten enteresan bir oyun ya. İyi hatırlıyorsun. Hakikaten ya. Şimdi Rasim o zaman direklerini... Bak hocam... Az önce yarım kaldı. Rasim Ozan. Sinan'la beraber oynadınız gibi. Hayrettin'i bana aldı. Arkadaşlığım var ya. Hayrettin'i bize aldı. Sen yine takdir Hayrettin'i. Çok iyi insandır, çok iyi arkadaşım. Çok selamlar. Aynen. Buradan Hayrettin'e çok selamlar. Çok selamlar, iyi arkadaşımdır benim. Çok büyük kaleci. Abdülkerim hocamın yarım kaldı. Bitti mi Erol Bulut'la olan sohbeti? Engin Erman iyi kaleciydi hocam Hayrettin bence. Bitti mi? Erol Bulut'la olan sohbetin bu kadar mıydı? Sadece ben değildim de orada hani bir futbol sohbeti yaptık, yemek yedik, espriler, gülüştük. Hı-hı. Bir moraldi. Bence iletişim açısından da Fenerbahçe Kulübü bunu tekrarlayacak. Basın mensupları, evet, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Sen Fenerbahçeli olman hasabıyla mi çağrıldın? Evet. Hocam ben de gideyim. En son hocam hatırlıyorsan Pereira'yla bir... yemeğe gitmiştin. Yemeğe gitmedim ya ben. Pereira'yla da böyle bir topuk yaylasında basın. Ya, öyle 1-0 yok dedin. Bastır. İşte ondan sonra Pereira kovulmuştu. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bir dakika dur. Fenerbahçe. Sen Van Persie'lerle falan şampiyon olmamıştı. Hatırlatayım dedim hocam. O Robin Van Persie. Naniler. Van Persie'ler. Hoş geldin aramıza. Beyaz futbola hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen daha durumu cin olmadan maşallah. Ne demek bu? Hayır, Pereira'yla yemeğe gitmiştin. Topuk yaylasında tavsiyelerde bulunmuştun. Ondan sonra de bulunmadım ben. Görüşmeye. Pereira yanlış hatırlamıyorsam kovulmuştu ondan sonra. Erol Bulut'la mı gidecek? Hocam ben burada bu moderatörler Beşiktaşlı seçiliyor. Ona çıldırıyorum. Şimdi bu bir Beşiktaşlı kardeşimiz. Bunun Beşiktaşlı tabii. Şimdi gönlünden diyor ki Abu Hoca Pereira ile bundan 4 sene 5 sene önce Topuk Yaylası'nda gene böyle bir yemekli toplantıda sohbet etmişti. O sene Fenerbahçe şampiyon olamamıştı. Ben lafını hatırladın değil mi? He. 1-0 istemeyiz. Pereira'da kovulmuştu. Şimdi Abu Hoca 4 yıl sonra şimdi de Erol Bulut'la oturdu. Yemekte sohbet etti. Kendi görüşlerini bildirdi. Bu sene de olamaz inşallah. Erol da kovulur diyor. Bunun meali budur. Ne inşallah? Bir Beşiktaş hocam ben sadece olayı hatırlattım. Demedi. Sadece. Bu demektir değil mi Sinan? Bunu niye bana söylüyorsun? Niye hatırlatıyorsun? Hayır sadece olayı hatırlattım. Yıl 1994. Sebep. Anlatsın dur. Hatıralar. Konuyu değiştirelim. Diğer bir Beşiktaşlı konuyu yıl örtüyor. Yıl 1994. Güzel bir nostalji müziği verin. Futbolu bırakmışım. Güveç Kurtar dedi gel seni antrenör yapayım. Sen dedi futbolu çok iyi biliyorsun Güvenç Hoca. Güvenç de Kocaeli'de şey oldu dedi. Petrol Ofis'te yardımcı antrenör oldum. Hocam. 94. Yurt dışına gideceğim. Oyuncu seçeceğim. Bir iki tane. Bu Türk çocuklara bakacağım. Gurbetçilere. Böyle bir yan sahada böyle çim sahada falan ısınan bir takım var ısınıyor. Türkiye'm spor.
Herhalde Türkiye'nin sporu. Evet, evet. Münih. Bir baktım at kuyruklu bir çocuk. Fizik, mizik, aslan. Isınıyor. Isınırken dikkatimi çekti. Bu Türk mü dedim? Türk dediler. Allah Allah. Sol ayakta ama cuva gibi böyle. Hareketli. Alıyorum. Oynadı da falan da beğendim. Bir baktım Erol Bulut. Ya aile. Babası herhalde rahmetli olmuş. Trabzonlu hemşerimdir de. Fenerbahçe'ye geldi. Konuştuk. Ama. Daha önce hocam önceden. Sonradan geldi. Sonra geldi. İlk daha Türkiye'ye. İlk 90'lı. Empoze diş. Türkiye'ye. Aynı Ribery gibi düşün. Aynen. Ribery'i de aynı şekilde. Bir baktım sen bir de bilen Türkiye'ye Erol Bulut. Bilen tabii tanım. Petrol ofisine o zaman şey yaptık ama. Sen yardımcı aldın ne kadar sürü petrol ofisinde? Bir sene falan yaptık. Çok yapmadık yani. O zaman şartlar çok şeydi. Sevmedim. Sonra genç bir takım antrenörüm. Sevmedim. Neyse. O zaman ilk daha yani. O zaman böyle Türkçesi de çok iyi değildi. O zaman işte bir Türkiye'ye gelmesine o zaman düşün bak o zaman 3. amatör lig mi oluyor? 21 yaşında işte falan da o zaman. 94 yılı. Şimdi kaç yaşında rolü bilmiyorum. Yıl işte üçlü, 94. Üçlüyle aynı kuşaktır onlar. Yani 94, 94 yılında. Öyle. Yok, 20, babası 21. da hemşerimizdi. Öyle Türkiye'ye öyle ilk şeyi böyle vesile oldu. Bak bugün Fenerbahçe evet, teknik Fenerbahçe direktör oldu. Teknik direktör oldu. Şu an 45 yaşında. 45 yaşında. 45'li. O zaman 19 yaşında Sinan Engin tarafından keşfedilen Erol Bulut. Peki Hayrettin kim keşfetti? Ben gittim. Hocam yine ben. Dönmeyelim şimdi aynen. Bir menajerle gittik şeye. Anlat. Dışarıdan. Ben. Nostalji. Sentetiyeni seyredeceğim. Pascal Fendune'yi. Fendune. Sentetiyen de oynuyor. Kaç yılı Sinan abi? Sen Beşiktaş'ta mısın? Yok ya 2005-2006 falan. Beşiktaş'ta. Ribery ne zaman geldi? Ribery 2005'te geldi. O zaman. Evet evet tamam. Mes diye bir kasabaya gittik. O gün de Konya-Trabzon maçı var. Bir Türk kahvesine gittik. Türk kahvesine gittik. Gündüz maçı. Türk arkadaşlarla muhabbet falan. Kahvede izliyorsun. Dediler niye geldin buraya dediler. Dedim böyle böyle. Değişim var Fransa'da. Mes Yıldırım Başkan da o zaman bana dedi ki bir tane ofansif bir tane forvet lazım. Sen git bak. Ben de bu Pascal Fendone'yi daha önce seyretmiştim. Bir de ismi Pascal ya. Beşiktaş taraftarı Pascal'ı seviyor falan. Dedik böyle böyle. Gel dediler kardeşim burada dediler futbolcu yok dedim rakip takımda var. Rakip takımda var dedim. Size sen gelecek. Sen onu seyredeceğim. Kasaba ya Allah'ın kasaba köy. Mets. İşte oradan da Paris'e devam ediyorsun. Belçika, Brüksel'den devam. Ansver, senin Ansver'den öyle devam. Mets'te bir kasabaya gittik. Abi gittik biz Pascal Fendone'yi seyreden derken. Ribery'yi gördüm. İnanılmaz. Ulan bu ne uçuyor mu? O zaman trafik kazası geçirmiş. Tabii suratı böyle yarı yarı. 2-3 ay falan yatmış hastanede yüzü parçalanmış. Yüzü parçalanmış evet. Abi yüzü falan parçalanmış falan. Frank Ribery. Lan bunu dedim böyle Ribery. Böyle lan bu ne futbolcu falandı filandı. Aldık biz bunun şey bilgilerini kasetlerini falan. O zaman getirdim verdim. Yıldırım başta. Öptük arkadaşlara. Baktılar falan dediler olmadı. Aradan zaman geçti. Birkaç ay zaman geçti. Hacı abi. Allah uzun ömür versin. Rahmetli Özhan Canaydın da beni aradı. Ergun abi. Ergun Gürsoy. Hacı abi beni aradı. Böyle böyle falan filan. Dedi sen dedi bu Ribery Hacı antrenör. Sen dedi bu Ribery'i seyrettin mi dedi. Seyrettim abi dedi. Bir dakika dedi başkanı veriyorum sana dedi. Özhan abi verdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başkanım alabiliyorsanız hemen alın dedim. Abi, müthiş olur. Futbolcu dedi. Tamam Sinan Hacı. Hiç Hacı'nın macının haberi falan yok. Hocam, abi canım. Hacı yok bile. Aldı Özhan Bey o zaman. Ama Galatasaray'ın tabii Avrupa'daki ilişkisi çok farklı çok, orada. Çok. Türkiye'den orada çıkıp da dünya çapında başarıya ulaşan ender futbolcu. Bu çocuk hocam insanların kaderlerinin bak insanların kaderlerinin insanların kaderlerinin nasıl ben oraya gideceğim o kasabada evet. Pascal Fendone'yi seyredeceğim. Ribery'i seyredeceğim. Tutamadık ama Ribery'i. Üzerinden para da kazanamadık. Ribery'i evet. İşte o adam parası. Adamın parası yatırılmadı. Evet ufak bir meblağ abi, yüzünden. Ya, hadi konuyu Allah aşkınıza. Ribery Galatasaray'dan ismini vermeyeceği bir profesyonel tarafından rüşvet karşılığı kasten parası yatırılmamı serbest çıkartılmıştır. Yapmayın bunu. Bütün Galatasaraylılar bilir konuşmaz. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bütün Galatasaraylılar bilir. Bu iddialar vardır hocam. Konuşmaz. Şimdi, ama yani ne kadar büyük hani vatana ihanet dedi. Bu Galatasaray ihanettir. Evet. Ribery'i Sinan abimin de sayesindeki %100 doğru bir hikaye. Ergun abi yaşıyor ya. Yani. Zaten bu bilinen bir olaydır. Özhan Başkan da bunu hayatta söylerdi. Çıktı o zaman Galatasaray'da çok çıktı. Abicim bu Sinan Engin sayesinde bunu yaptık. Ama abi ve Ribery'den en nihayet gidecekti Galatasaray'da. Hı hı. Ama büyük bir para kazanırdım. Demin mesela J.J. Okocha'dan
Benim hatırladığım ilktir Türkiye'ye gelen oyuncudan para kazanılması. Evet. 15 Okoca'da, milyon dolar falan 17, kazanmış. Okoca'dan, 17, evet. İlk defa Okoca'dan evet. para kazanıldı. Daha herhalde, her gelen yabancı son takımı herhalde bizim. En büyük para herhalde bizim Cenk Tosun'dan kazanıldı değil mi? Şu an rekor onda. Evet. 20 milyon. Elmir Baliş'ten kazanıldı. Ne kadar Elmir Baliş'ten? 25 milyon hocam. 20 milyon. Nerede ya hakikaten Fikret Orman bu paralar? Hocam 25 milyon euro. Hocam, hocam şimdi bakın arkadaşlar. Hocam denetleme kurulu var kulübün. Bakın arkadaşlar. Hocam ayıp. Şeytanın avukatı diye çok güzel bir film var. Al Pacino. Al Pacino. Evet hocam. Al Pacino. Keanu Reeves. Keanu Reeves diyor. Charlie Stero. Beni şeytanın avukatı düşünün. Şimdi arkadaşlar. Ahmet Nurçevi. Çok iyi niyetli bir adam. Hani öyle düşünüyor. Tamam. Borcu da var. Beşiktaş şu anda debeleniyor. Yapamıyor. Yapamıyor adamlar. Var da mı yok? Tamam. Cenk'in paraları nerede? Şimdi o Beşiktaş'ın o kazanılan paralara filan Şampiyonlar Ligi gelirlerini topluyorum, mopluyorum. Gidene gene. Ya bir dakika. Pepe'ler, Taliskalar bunlar ya, ucuz. Bak, onlar işte benim elini rahatsız ediyor. İsraf. Hakikaten bu paralar hocam, nerede? Bir şey söyleyeyim. Bak, bir nerede bu paralar hocam, kardeşim? Fikret Orman. Sen... Bir de şu kötü. Bir de şu kötü. Sana ne Ahmet dese dakika, ne diyeceksin? De, bana ne Ahmet ama mi? Nur Çebi. Hocam. Ahmet Nur Çebi bir şey söylüyor sana. Ahmet Nur Çebi hocam soruyor. Adam şeyle pövbe başkan Fikret Beşiktaş başkan kongresi yok bakın, mu? Onlara hesap vermiyor mu? Bu şey mi? Diyorlar açık mı? Hocam. Halka şey açık. Mi? Bakkal dışarı orada. Koca Beşiktaş kulübü burası. Kitaplara bakabilirsin. Şimdi bakın tekrar ben yaptım oldum ben gittim. Beşiktaş taraftarı bana zaman zaman kızar. Çebi bana kızar. Ben tekrar soruyorum burada Fikret Orman. Allah hocam. Hakikaten. Bak mesela Aziz Yıldırım da borç batağında bıraktı ama niye böyle oldu demiyorum. Kötü orada yönetti, gerçekten Aziz Yıldırım'ın 25 yıl içerisinde, ya tabii ki insan, 20 yıl içerisinde yanlış hata, asla hata. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hocam, asla bak asla. Mümkün değil canını verdi adam. Daha asla. Ne haber sağlığını asla. Verdi parasını ama, verdi Aziz Başkan'da. Bir dakika tamam asla ama Fikret Orman'ın ayrıldıktan sonra adeta suyun altına girdi. Fikret Orman tabii nerede? Ben çıkıp konuşmanın yaşıyor mu? Lazım. Yaşlandı şimdi mı? Röportaj vermesi lazım. Seçtay. Ya. Röportaj ver. Ben bir tek şey söyleyeyim. Nerede Fikret Orman bu paralar? Şimdi Fikret Orman'la şey konuşacağız. Ya. Muhtemelen ha. Fikret Orman'la bu konuyu ben sana bir şey söyleyeceğiz. Güzel bak, güzel konuşuyoruz. Çok yakın. Bunun yararlı olur. Faydası çok olur. Bir dakika Rasim'cim. Evet abi. Hocam söylenilen paralar büyük rakamlar. Böyle paralar yanlış şekilde kullanılırsa bunların hepsi açığa çıkar. Yani kullanılırsa tenzih ediyorum merkezi yani. Çalma çıkma böyle olursa bunlar ortaya çıkar. Ben çalma demedim kardeşim. Çalma diye bilmek kolay iş değil. Transfer ama şunu demem nerede lazım. Diyorsun? Hocam. Nerede diyorsun? Ben de diyorum bu ne sana. Demek hocam? Ben kötü kulübün, harcandı diyor. Kulüp kötü harcandı. Nereye sevgili, harcandı demiyor. Sevgili Ahmet Nurçevi. Kandırma milleti yumuşatma. O zaman icra kurulu başkanıydı. Hepsini, öyle demiyor. Bunların hepsi ne geldi ne gitti ne bilmem ne yaptı. Hepsi kulüpte kayıtlıdır. Sayın Nurçevi ben de merak ediyorum. Dersin ki şu para görünmüyor. Bu gitmiş girmiş ama nereye gitmiş görünmüyor. Beyze sen, görelim merak edelim. Sinan'ım kılıfına uydu. Türkçe'de hocam, çok güzel deyimler var. Minareyi çalan. Kılıfına hocam, büyük paraları. Minareyi çalan. Hocam büyük paraları kılıfına uyduramazsın. Kılıfına hocam büyük paraları kılıfına uyduramazsın. Bunu Türkiye için söylüyorum. Özel olarak Fikret Orman için söylemiyorum. Tabii. Bireysel ama, bir şey yapmadım. Ama Beşiktaş son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin efsane işler yaptı bunlar birkaç sene. Peki değişik hareketler yaptı. Bak şimdi Cenk Tosun dedin 25 milyon euro dedin. 25 milyon euro. Nerede kardeşim bu? Hocam onlara bak Ceren Kolok mesaj attı. Rahmetli Özhan Bey seninle konuşurken ben de yanındaydım. Tabii. Olabilir. Ribery'e 100 bin dolar veremediler. Onun yerine kutlama gecesi için Fransa'dan Mirille Mathieu Moneo onu getirdiler. Şarkıcı ona para verdiler. Ribery'nin taksitini unuttular. Ama böyle bir amatörlük olur mu? Yanlış biliyor Celal. Ama Mirille Mathieu da verilir bana. Çok güzel söylüyor kadıncağız ya. Belli bir takvim içerisinde. Ribery'nin 100 bin dolarını yatırmazsan. 100 bin dolar. 100 bin dolarını yatırmazsan Ribery açık kalır. Çıkıyordu. Birileri dedi ki Galatasaray'ın bir profesyoneline... Ne salakça ya ihanet. Ya bir sus be kardeşim. Pardon. Galatasaray'ın profesyoneline dedi ki birisi çok ufak bir şey 100 bin doları bilerek isteyerek kasten unut. Ribery açığa çıksın. Hakikaten şey sen da bunu attın. Adamın ismini söyleme. Söyleyemem hukuk çıkar karşıma. %100 emin adamın Ahmet, Murat, Çakar, Mustafa oğlu, Meral'den olduğu gibi eminim. Adamın adını yazıyorum. Beni gösterme. Tamam. Arkadaşların kim? Ben tahmin ediyorum. Aa biliyor bu. Evet. Yalnız bak ben de bir şey söylemek istiyorum. O da suyun altında. O da yok şu yok, anda piyasada. Evet. O da piyasada ya, yok. Biz biliyoruz tamam. Ya. Tamam. Evet. Hadi. Bayağı şimdi bir şey son bir gülerek çok kapatalım mı? Biz gülerek kapatalım. Ya, efsane bir efsane bir eski genel yayın müdürlerinden biri beni haftaya çağırdı. Bu konuda dedi ki Nur Çebi ile konuştu ismini vermem.
çok dedi dertli. E niye bunu söylemiyorsun dedi. İşte söyleyemiyoruz dedi. Yani Fikret Orman baba, noktasında Nur Çebi de bence. Baba çıkacak. Dürüstçe konuşacak abi. Anlatacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sayın Çebi. Ya kardeşim biz söyleyeceksiniz beyefendiciğim. Ben de divan kurulu üyesiyim. Evet tabii adam burada. Orada söyleyeceksin. İlk bana Fikret Orman beni hatırla hocam. Burada kavga etmiştik. Hatırla Fikret Orman'la ben. Tabii canım. Evet, ilk doğru. Beni disipline falan vermişti. Aynen. Varsa söyleyin. Biz de bilelim. Şimdi buyurun. Ben bir dakika. Şimdi 10 saniye. Tamam. Fikret Orman'la ilgili tamam. Güney Amerika'da bir ülkeyle ilgili. Hayda. Amerikan Adalet Bakanlığı. Bunu bir yasa dışı bir anlamda söylemiyorum. Bir şeyler geldi bana Amerika'da. Bu legal bir iştir herhalde. Olmazsa zaten olmadığın Amerikan Adalet Bakanlığı. Bakın çok net bir yarın bir gün söylerse bunu Ahmet Çakar diyebilirsiniz. Güney Amerika'da bir ülke. Peru, Şili. Meksika, yani Venezuela. Yalan söyleyeyim, Meksika değil. Meksika Uruguay, Uruguay Amerika. Şimdi biliyorsunuz, Amerikan Adalet Bakanlığı bir para transferinde eğer, bunu Fikret Orman için söylemiyorum, o genel söylüyorum. Genel. Amerikan Adalet Bakanlığı bir olaya niye girer biliyor musun? Bir yasa dışı para trafiği, kara para trafiği bir şey. Amerika'dan geçtiği o için otomatik. Sana ne diyemiyorsun herife? Pat FBI ajanları geliyor, evet. Örneğin. İstinye'deki evinden seni bir gecede kapıyor Türk polisiyle rabıtalı olarak. Türk onun abi. İçin ya da bunu Fikret Orman için söylemiyorum, altını çiziyorum. Fakat bir pis bir bilgi geldi bana. Hocam, çok yine emin olmadan şey yapmayalım. Emin hocam. Olsam hocam. Zaten gider savcılığa suçluyusunda bulunur. Zaten Fikret Orman'la yakında bu konuyu konuşacağız. Olur hocam, Nur Çebi konuşmalı, bir de Fikret Orman konuşmalı. Bu Beşiktaş'ın iç meselesi tamam. Kardeşim. Bir bakım işi var, bir bakım işi var. Bir şey var ama dur bakalım. Bakacağız. Bu Beşiktaş'ın iç meselesi ya. Beşiktaş koskoca bir kulüp. Orada delegeler var, divan kurulu üyeleri var, işte sayışmanları var falan durumda. Ama başkalarıyla da konuşuluyor. Tamam her neyse. Diyorlar ki ne yapalım, imra etmek zorunda kaldık diyor. Tamam her neyse ben... Saydamlık. Bir şey diyor abi. Fenerbahçe için güzel bir günler geçiyor. Her türlü Fenerbahçe camiası şu anda mutlu. Ben buradan Fenerbahçe seyircisine son bir şey söyleyeceğim. Galatasaraylı Rasim Ozan'la Beşiktaşlı kardeşimiz Onur. Hayda. Sevgili kardeşimiz. Birisi 93-94 sezonuna gitti. Ya. Bu Rasim Ozan Kütahyalı denen arkadaşımız. 93-94'e gitti. 18 transferimizi hatırladı. Kaç yıl önceye. Ya. Ve o sene siz şampiyon olamadınız dedi. Tek tek saydı. Evet. Aynı şekilde Onur kardeşimiz de. Apo abi sen 4 yıl önce Topuk Yaylası'nda Pereira ile oturup bir yemek yemiştin. O sene de Fener şampiyon olamadı. Bir dakika bitsin de ver. Bu da yeni moda çıktı. Bitsin ver. Dedi ki değil mi Onur da öyle demedi. O da 4 sene öncesine gitti. Şimdi bunlar Galatasaraylı Rasim ve Beşiktaşlı Onur bu seneyi camiaları gibi o kadar artık karamsarlıkla kapatmışlar ki daha şimdiden başladılar eski defterleri karıştırmaya. Ne iflas etmiş hocam. Tüccar, müflis tüccar eski defterleri karıştırır misali. Bu iki iflas etmiş kardeşimiz eski defterleri hocam, karıştırıyorlar. Sinan Beşiktaş sen ve Galatasaray'a da helal olsun sana. Moral lazım hocam. Hocam Beşiktaş Galatasaray taraftarına bir dayanak bekliyor. Peki 17 numaraya girelim sonra kapatacağız. Samatta. Sen dedim ki hocam her şeyi sen çok güzel hadi Afrika'ya gidelim. Finalde Afrika'ya gidelim bir Samatta. Ahmet Çakar'ı Derin Futbolu Beyaz TV'yi paylaştı. İzleyelim. Çok. Direkt o biliyor. Samatta'ya sesleniyorsun. O biliyor. Samatta şu an bir seyrediyor. Samatta bravo. Mesaj attı. Samatta. Abi siz seyrediyorsunuz. Samatta. Sam. Oğlum. Samatta. Brother. Kardeşim. Samatta. Naku Penda. Samatta. Nima Kuja. Klabu. Kubva. Allah Allah. Makula Kufeli. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Hepsini birden. Tuşa söylemişim. I love this diye paylaştı. Bravo ya. Samat da bunu hocam. I love this. Bunu sevdim diyor. Bütün değil Afrika mi? Afrika sevdim. Bak bu sene bu çocuk. Benim bazı hani bazı adamın nazarı değer. Bazı adam çok severse de faydası yok. Evet. Oğlum sen merak etme. Sen gol kralısın. Hocam Samatta gol kralı olacak diyorsun. Dışarıda. Evet. Fenerli taraftarları gördüm. Arap Ahmet diyorlar. Arap gurur duyuyorum. Evet.
Gurur duyuyorlar ya. Ben her türlü orta. Hiç bakışır diye hayal ettim. Arap, Japon, çekik göz diyebilirsiniz. Hocam kadersiniz. Hocam, bizim toplumumuzda Arap şeyi çok yaygındır. Yani lakabı yatıştırma. Hani babacan adamlara derler. Evet, evet. Arap Ahmet. Ahmet Çakar kendini siyahi hayal etti mi? Nasıl olur? Her gece hayal ediyorum. Arkadaşlarımın en önemlisi şudur. Sabahta geldiğinden beri değil mi? Hocam oğlum gibi sevdin ya. Bak açık görüşü. Yani bir dakika abi. Siyah olsak, beyaz olsak, çekik olsak. Aynen olacak. İnsan olacak. Ne demiş Mevlana? İnsan ne olursan ol gel. Allah'ın yarattığı gelin insan. Gelin canlar bir olalım. 20. Hocam sen var ya kötü sen. Kötü bir şey değil bu abi. Sen deli misin hocam ya? İnsancılsın hocam. İnsan olmak önemli 20. Hocam ya. 20. Allah hepimizi. Hangi, mesela ben şu an beyazım. Allah orta hepimizi. Burun senli veya işte kahverengi telli bir adamım. Kır saçlarım var. Belli ki normal beyaz bir erkeğim. Kaukazıyız. Bak. Orada siyahlar var. Asla. Orada bak siyah şey Sabahattin'in elinde yanında bir tane genç beyaz çocuk var. Aynen onun hayranı. Mesela ben de siyah olabilirim. Ortadaki babası. Ortadaki şişman olan mı? Evet. İri yapılı. Babası, tamam. Annesi. İnsan annesi babası seçemiyor ki hocam. Ya Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah sizleri demiş farklı renklere farklı ırklara erittim ki tanışıp kaynaşarsanız. Aynen abi hiç seçemiyoruz ki. Tabii ki. İşte abi. İşte bu. Yürü be Arap Ahmet. Ne var hemen? Ben siyahi olsaydım. Vallahi böyle bak gurur duyardım ya. Hocam be vallahi. Vallahi gurur duyardım. Hocam sen bu halde var ya şimdi kendinden daha yakışıklı oldun. Ya hangi Çakar daha yakışıklı? Tam Sahara altı Afrika ya. Hangi Çakar daha yakışıklı? Öbür Çakar'ı da koy bak. Ben, vallahi bu daha gerçek yakışıklı. Gerçek Ahmet Çakar'ı koyalım yerine. Hocam yemin ediyorum. Afrikalı Çakar. Afrikalı Çakar daha yakışıklı. Koy resmi daha iyi hale gidiyor. Bak. Bak vallahi bu koldaki hocam. Afrikalı Çakar. Daha kaçmak çok kara. Sinan abi hangisi daha iyi? Çok kara. Sağdaki normal Ahmet Çakar. Normal Ahmet Çakar. Gözlerle gitmiş. Alım, görünmüyor Sinan, bu normal Ahmet Çakar. Soldaki fantazi Ahmet Çakar. Hadi bay bay. Nereye lan? Peki. Şimdi ben bir sana bir resim atmıştım hani. Rasim Ozan official benim. Abi Sinan'ın resmi göstermeden ben bir kardeşimin şöyle. Doğum günü kutluyorum. Hemen o resmi verelim kapatırken. Koymadan önce çok sevdiğim kardeşim var benim. Nuri Akbaş kardeşim. Çok büyük Fenerbahçeli Nuri Akbaş. Seni seviyorum. Çakak. Kızı Emine'nin bugün 4 yaşına girdi. Emine Akbaş'ın babadan Fenerli Emine kızımızın doğum günü kutlu olsun. Nuri'cim sana da selamlar sevgilerimi gönderiyorum. Evet Sinan abimizin istediği resim evet. Ekranda. Rasim bak tanırsın Bornova Belediye Başkanı. Aa, Mustafa Uydu eski futbolcu. Evet. Hafta içinde. Bu futbolcuydu. Eski tabi. Aynen, hafta Bornova içinde, Belediye Başkanı şu an. Hafta içinde bizim Bornova Futbol Kulübü Alim ve Emrullah kardeşimle ziyaret ettik başkanı. Oo, İzmir'im. Tesisleşme adına onlar bir şey istediler. İyi gidiyor başkan, Bornova değil mi? Başkan bak böyle bir kibar, böyle bir nerede sporu sever. Hocam ikinci ilk yok onları falan. Vermeyeceğiz spor, şimdi Devrim abi anlatır. Spor, sporu seven. Bornova. Sporu seven. Tesisleşme adına. Ailesi de Bornova. Bir takım konuşmalar yaptık orada. Çok detayına girmek istemiyorum ama hakikaten beni çok etkileyen bir belediye başkanıdır. Bornova evet, Belediye Başkanı. Ya bir daha görüşür müyüz görmez. Yani bir şey olmaz ama bir arkadaşlarımız oraya gittik. Bornova çok düşkündü bir adam. Bornova Futbol Kulübü'nü bundan sonra destekliyoruz. Ünlü menajer Apollo telefonda konuştu orada. Ufuk Gezeroğlu vardı biliyorsun. Aa, Ufuk Gezeroğlu. Tabii. Dün geçen sen gün yanındaydın. Telefonda konuştun da. Aa, evet, sen oradan geldin. Buradan bütün Bornova Belediyesi'ne bizi karşılayan belediye başkanlarına ve yardımcılarına evet. Bornova halkına, Bornova ben Futbol Kulübü'nü Bornova Futbol Kulübü'nü destekliyoruz bundan sonra. Çok selamlar evet. Başkana da sevgiler saygılar. Bir teşekkür de benden gelsin. Hastanesinde doğdum. Bornova benim kaydım. Kütük de Bornova'dır. Bornova'yı da Süper Lig'e bekliyoruz. Göztepe'den sonra bir de Bornova. Bornova buradan can kurtarana. Ama ben Göztepe'liyim. Sertan Korkmaz kardeşime can kurtarana çok selamlar. Sertancığım çok uzun zamandır görüşemedik, gelemedik. Sertancığım seni öpüyorum Sertancığım. Ayrıca da sevgili kardeşim hasta Beştaşlı. Kendini kesecek derecede. Çok hasta Beştaşlı. Kendini yakacak derecede. Ya Allah korusun. Hasta ya. Beştaşlı. Örfi Bilgin kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yaşların olsun. Kendini... Hocam bazen sana çok kızıyor Örfü. Diyor ki Ahmet Hoca'ya söyle Beştaş'a laf etmesin diyor. Ben sana söyleyeyim. Örfü Bilgin kardeşimin doğum günü kutlu Beştaşlı. Olsun. Nice mutlu yılların olsun. Adam gibi adam kardeşim. Instagram. Benim Instagram'da Rasim Ozan official. Onu da duyuralım. Tamam. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin deyince çok gülüyorlar Sinan abi. Ya bilmiyorum ki Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin diyorum. Herkes dalga geçiyor. Ya mesela Sinan ya Engin official olabilir, DM başka atmayın, bir şey olabilir. DM atmayın, takip edin. Şöyle DM atmayın, takip edin. O zaman tek tek sayalım mı? Rasim Ozan official. Rasim Ozan official. Sinan Engin.
O Onur Yıldız. Benim. Twitter ben, Twitter. Twitter'cısın, Instagram. Twitter'ımı zaten biliyorlar. Orası. Şu an ortada diyorsun. Tamam, Abdülkerim Durmaz. Benim şeyim söyle, mavi yemek tıkal. Sayfam var. Bayram yemeği. Bayram yemeği. Instagram'da bayram tamam. Yemeği. Peki, hazır yemek, yemek demişken. Eşimin sayfası harika yemekler yapıyoruz. Mutlaka evde. Takip edin, bayram yemeği. Ben de yapıyorum. Hayrettin, hayrettin. Lay 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 hayrettin. Tamam, biliyorum. Ben de o zaman Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyorum. Bize bugün yemek gönderdi. Vahdet Vural'a da, Vahdet Vural abimiz büyük sanatçı. Hocam selamı var sana. Aleyküm selam Vahdet abi. Vahdet tamam. Vural'ın selamı var. Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyoruz. Nuri Alço yemek mi gönderdi? Akşam yemeği gönderdi ya. Ekibimize. Razoz gönderdi mi size? Yok, normal yemek içecek göndermedi. Çok teşekkür ediyoruz. İçmeyin gazoz. Ve çok güzel bir tatlı geldi bu akşam bize. O fotoğrafı vereyim. İsim şu an söyleyemiyorum reklam olmasın diye ama... Hazırlayabilirse yönetmenimizden rica edeyim. Beyaz futbol tatlısı geldi bize. Eğer hazırlayabiliyorsak... Tatlı yedirmedi. Ayırdık. Yemek fotoğrafında, tatlı fotoğrafında bir verelim. Ama isim veremeyeceğim tabii reklama girmesin diye. Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyoruz. Nuri Alço mu gönderdi? Vallahi Nuri Alço gönderdi. Yok, yiyecek gönderdi. İçecek olarak ayran vardı. Tatlı da geldi bize. Onu da bir ekrana getirelim. Tamam. Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize akşam yemeği gönderdiği için. Bu arada 23.30'da derin futbol yarın var. Saat 23.30'da yine. Nasıl? Bu şekil. Geçen hafta gözlerine çekerek protesto etmiştin. Çok ilgi çekmiştin. Transferleri göremiyorum diye. Evet, beyaz futbol tatlısı da geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ama reklama girmesin diye isim söyleyemiyorum. Triliçe yedik, tatlı konuştuk. Yarın 23.30'da derin futbolda görüşmek üzere, hoşçakalın.